Evet, herkese iyi akşamlar. Ön Libero'dayız. Bir salı günü saat 18.30 günümüzdeyiz. Bu hafta gündemimizde Mersin İdman Yurdu, salı günü saat 18.30. Bölgesel Amatör Lig ve Süper Amatör Lig analizlerini, maç sonuçlarını, puan durumlarını arkadaşlarımız aktaracak. Bunları analiz edeceğiz, konuşacağız. Ve bugün çekilen kurada Mersin İdman Yurdu Kasımpaşa ile kupada eşleşti. İlk maç İstanbul'da Kasımpaşa'nın sahasında oynayacak. 19 Ekim hocam. 18, 19, 20 olarak 20 Ekim. Aynen hocam. Evet, Mersin İdman Yurdu deplasmanda almış olduğu 2 galibiyet, altın değerinde 6 puan. Ordu Sporu 1-0 yendi. 2-1 yendi pardon. Edirne Sporu 1-0 yendi ve puanını 12'ye çıkardı. Grubunda lider. Hocam, 3. lig toplu sonuçlarını, puan durumunu ve bu haftaki önümüzdeki oynayacak maçları bir isterseniz aktaralım. Şöyle biz kendi takımımızdan başlayalım hocam. Yenişehir Mersin İdman Yurdu 1, Edirne 0, Elazığ 2, Çatalca Spor 1, Karaköprü Belediye Spor 3, Eskişehir 0, Hacettepe 1945 2, Karşıyaka 1, 1922 Konya Spor 1, Yomra Spor 0, Nevşehir Belediye Spor 1, Ağrı 1970 Spor 3, Belediye Derince Spor 1, Amasya Futbol Kulübü 1, Şile Yıldız Spor 0, 1954 Kelkit Belediye Spor 0, Belediye Kütahya Spor 0, 52 Ordu Spor 0. Puan durumu alalım hocam. Hocam şöyle Yenişehir Mersin Yeni Mersin İdman Yurdu 12 puanla. Hocam bu Yenişehir sırada. Ağzını hep biliyor ya, bu Yenişehir sırlarında yaşıyor diye. Evet, Yenişehir Mersin'in çok değerli, güzel ilçesi. İlçesi, sen de Yenişehir'de ikamet ettiğini bu kadar belli etme. Yenişehir'de iş yerinin olduğunu belli etme. Seviyorum. Yani her şeye, yani her cümleye Yenişehir'le başladın. Tamam, Yenişehir. Olsun, Yenişehir Belediye Başkanı'nı da sevdiğini biliyorum. Tabii. O bizim yani, başımızın tacı. Hocam artık ağız alışkanlığı olmuş. Çok yeniyi görünce Yenişehir'i görüşüyor. Ama yani yabana atılmaz bak. Ayağı uğurlu geldi. Ordu'ya gitti. Vallahi öyle. 3 puanla döndük. Vallahi öyle hocam. Çok güzel bir prim açıklamış. Çocuklara bal olmuş. Vallahi helal olsun. Ve onu da en kısa zamanda ödedi. Onu kimi diyeceğim desene. Kesinlikle. Doğru kesinlikle. Söylüyorsun hocam. Özür dilerim, yani, sözünü kestim. Tüm ilçe başkanlarımızdan bekliyoruz. Diyebilirim. Yani şıkır şıkır konuşalım hocam. Mahmut Hoca sever o işleri. Kesinlikle. Götür! Götür sen bize bakmadan götür. Havaya sokmamız lazım ki takımımızı, bak lider. Vallahi hocam. Yani. İstersen şu sonuçları alalım. Okusun hocam ama yani bir daha Yeni Mersin İdman Yurdu'na, Yenişehir İdman Yurdu'na. Bak sana da bir hediye gelmiş. Ne hocam o? Onu vereceğim sana. Dur beklesin. Sana bu hediyeyi... Açıklayacak mısın? Açıklayacak mı hocam? Yok, ben vereceğim, sen kendin okuyacaksın. Ama hocam firmanın ismini söylersek yok, yayında yok, şu yönetim kurulu başkanımız beleşi olmaz demesin yok, bu işte. İsim yazmıyor. Sadece şey yazıyor. Peki, ne yazıyor hocam? Nasıl kullanıldığı yazıyor. Hocam, peki, hocam ne yazdığını söyler şey misin? Miyim? Alta bir KJ'ye girmek istiyorum. Bektaş adı hocam, güzele büyük hediye diye. Bu, hocam bu, lütfen girebilir miyiz? Yeni çıkan bir senin Alparslan'a bu hediye. Sana değil tabii ki. Onu da açıklayalım da şimdi sana. Yok, bana da olabilir hocam. Ben şekeri severim hocam. Şekerci Mustafa'nın torunuyum hocam. Bu hikayeyi anlatacak mısın? Alparslan yeğenimize bu. Hayatım, ben şekerci Mustafa'nın torunuyum. Ben şekeri severim hocam. Hocam. O yüzden baksana dişlere hocam. Hocam şu şey bitirsin, puan ben olur. Sana bunu bir hediye vereyim. Ama hocam lütfen. Ama çok güzel bir konuya değindi hocam. Hocam gerçekten bak, bak mesela başkanımız gerçekten çok güzel 100 bin lira gibi bir prim açıklamış. Hocam sessiz söyleme hocam, niye sessiz söylüyorsun? Salı günü de, salı günü de hemen ödenmiş. Ya bu çocukları havaya sokmak i̇şte demektir. Onu yani, şey yapalım da şimdi şekerli mekeri bakalım. Her yeniyi gördüğünde yeni şehirler sen bittik yani hocam. İşte ağız alışkanlığı diyelim. İşin esprisi bu takıma Yenişehir Belediye Başkanımız o Trabzon'da denk geldi herhalde. Evet kesinlikle. Çok ciddi bir desteği oldu. Akabinde gerçekten dediğin gibi uğurlu geldi. Ben işin esprisinden tabii ki bahsedeceğiz. Bu Mersin İdman Yurdu'na miskal zerre kadar hizmet eden herkesin önünde ceket ilikliyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. Saygılar ben bu arada. Puan durumunu alalım hocam. Evet hocam. Yeni Mersin İdman Yurdu 12 puanla şu an lider. Belediye Derince 11 puanla ikinci sırada takip ediyor Yeni Mersin İdman Yurdu'nu. 52 Ordu Spor 10 puanla 3. sırada. Elazığ Spor, benim oynadığım kulüp, 10 puanla 4. sırada. Belediye Kütahya, bu hafta oynayacağımız rakibimiz, bütün Mersin'i
bu maça bekliyoruz. Ki en büyük destek taraftardır. Bunu her zaman dile getirmemiz gerekiyor. 9 puanla 5. sırada. Karaköprü Belediyespor 9 puanla 6. sırada. Ağrı 1970 Spor 7. sırada 9 puanla. Hacettepe 1945 8. sırada 8 puanla. 9. Karşıyaka 7 puanla 9. sırada. 10. sırada 1922 Konya 7 puanla 10. sırada. 1954 Kelkit Belediye 6 puanla 11. sırada. Şile Yıldız 5 puanla 12. sırada. Nevşehir Belediye 5 puanla 13. sırada. Çatalca Spor 4 puanla 14. sırada. Edirne Spor bu hafta puan alıp geldiğimiz takım 15. sırada. Yomra Spor 2 puanla 16. sırada. Amasya Spor 2 puanla 17. sırada. Eskişehir ne yazık ki eski takımlarımızdan çok değerli 18. sırada 1 puanla. Evet, üçüncülük, üçüncü gruptaki sonuçlar ve puan durumu bu şekilde. Mersin İdman Yurdu 5 maçta 4 galibiyetle 12 puanla liderliğe oturdu. Bu haftada Kütahya Spor'la evinde oynayacak. Pazar günü saat 19'da maç. İnan Hocam, oradan başlayayım. Müsaade etsiniz arkadaşlar. Neden hocam? Burada yapmış olduğumuz önceki programlarda önce Ordu Spor, sonra Edirne Spor. Önce oradan başlayalım hocam. Sonra Edirne'ye doğru gelelim. Hocam iki tane... Nasıl değerlendiriyorsunuz bu galibiyeti? İki maç üst üste deplasman galibiyetlerini bir eski bir profesyonel milli futbolcu olarak. Hocam geçen seneden de Ordu takımını tanıyoruz. Şöyle iki tane deplasman maçı bizim için çok önemliydi. Ama kazasız döndük. Ordu takımını işte orada iyi bir skorla mağlup ettik. 3 puanla döndük. Bu da bir havadır. Diğer akabetinde yine Edirne takımı deplasman. Oradan da 3 puanla dönüyorsun. Bu senin havaya girdiğini gösterir. Biz daha önceki programlarımızda da söylemiştik. İçer İdman Yurdu bu ligin üstünde bir kadrosu var. Ki bunu da işte oynadıkları oyunla, aldıkları galibiyetle, işte şu anki puan cetvelindeki bulunduğumuz noktayla bunu gösteriyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Şehrin havaya girmesi diyorduk daha önceki programlarımızda. Evet, şu an havaya girme zamanı. En üst makamdayız, birinci sıradayız ve bunu devam ettirmek için bu hafta Kütahya takımı, Kütahya Spor da bu ligin önemli takımlarından. Sonuçta onlar da iyi paralar harcamış ve liderliğe iyi bir takım kurmuşlar. Sonuçta rakibimizle oynayacağız. O da 5. sırada. Baktığın zaman bizim için önemli bir maç. Taraftarımız için önemli bir maç. Kulübümüz adına destek anlamında taraftarın bu maça kesinlikle gelmesi oyun... Hocam şu üst üste deplasmanda alınan galibiyetler futbolcu üzerine nasıl bir etki yaratır? Yani her şeyden önce hocam deplasmanda 3 puanla dönebiliyorsan bu senin için tamamen iyi bir konsantrasyon ve lider konumdasın. O yüzden her maç senin için final. Her maça farklı bir şekilde hazırlanman gerekiyor. Çocuklar da zaten deplasmanda aldıkları puanla, işte oynadıkları oyunla bunu ispatlamış durumda. Bunu sadece devam ettirmeleri gerekiyor. Kütahya maçından nasıl yansır bu hocam? Sonuçta şu süreçte Kütahya'nın düşünmesi gerekiyor. Ben şöyle kendi takımımız adına galibiyetler serisini yakalamış durumda. 2 deplasman maçı ve 6 puan bizim için çok önemli. Hocamızın baktığın zaman açıklamalarında belki bu haftaki maçta belki çok oyunsal anlamda açıklamalarından dolayı çok memnun olmasa da ama zaten açıklamasında şöyle hani hücumda çoğalamıyoruz gibisinden böyle söyleşilerde bulunmuş. Hı. Tabii ki deplasmanda o psikolojiyi daha farklı futbolcular yaşıyor. Neden? Yenemiyorsam yenilmeme mantığıyla belki çıkıyorsun ama işte baktığın zaman skora yansıttın mı 3 puanı alıp gelmişsin. Tabii ki bunun da çalışmalarını yapacaktır o süreç içerisinde. Kütahya maçı önemli.
Bu maç hocamızın belki düşüncelerini, işte idmanda çalışma metodunu bu maça yansıyacaktır. Önde çoğalacağızdır. Kendi sahamızda oynuyoruz. Kendi sahanda da oynuyorsan tabii ki çoğalmak zorundasın. Gol adına, goller adına, gol bulmak adına. Bu da oyuncu topluluğuyla alakalı. Hani oyuncu topluluğuyla tabii ki bu ligin üstünde diyoruz ama performans anlamında üst düzey taşımak zorundalar. Yani işte yarın lidersin, taraftar önüne çıkacaksın ki herkes şu an senin lider olduğunu görüyor. Bu maça mutlaka kalabalık bir taraftar yoğunluğu olacaktır. Orada da zaten oyunsal anlamda bu hafta çalışma metodu, işte Kütahya maçını, baskı, pres, istenilen işte ceza sahasında çoğalma anlamında böyle bir tertip içerisinde olacaktır. Zaten bu haftaki maçında başkanın açıklaması var. 12 yaşındaki çocuklar ve kadınlar ücretsiz ve bayanlar ücretsiz. Maça ücretsiz girecek. Çok güzel, çok güzel. Mesela bir de şeye geleceğim hocam, Abzar kardeşimize geleceğim. Ordu maçında oyuna sonradan girdi. Edirne maçında direkt 11'de başladı. Bunu nasıl yorumluyorsun? Ya zaten baktığın zaman hocam... Mesela penaltı oldu, penaltıyı Abzar attırmadı. Evet. Takım penaltısı belli oldu mu? Ya bu değişebilir hocam ya. Hani şöyle, tecrübeli olan kardeşlerimiz var. İşte sakatlanmasa Turgay kardeşimiz, işte bugün okumuş kardeşimiz, Volkan okumuş, kullanabiliyor, okumak pardon. Sonuçta yani senin değerli ayakların var. İşte neydi kardeşimizin ismi? 10 numara pozisyonda oynayan Chris. Chris David. Ay, Chris David. O da kullanabilir mesela sol ayaklı. Değişebilir mi penaltı yoksa sabit penaltı olur mu? Mutlaka. Şöyle hocam zaten mesela. Mesela penaltı olduğu zaman takım şunu bilmeli mi? Penaltımız İran ummak. Ya şu. Mı demeli yoksa Ahmet mi atacak, Mehmet mi atacak, Hasan mı atacak, Hüseyin mi atacak? Onu zaten listede hoca belirtiyordur. İşte penaltıcımız budur. Ama şimdi mesela penaltı öyle bir noktadır ki o maçta çok yorulmuşsundur. Beyin ayaklara hükmetmiyordur. Kendisini iyi hisseden kardeşimiz der ki hocam ben atmak istiyorum. Attırabilirsin. Neden? Kendini iyi hissediyor. Yani bu geçmişte de şu anki süreçte de yaşanmıştır mesela. İşte yıllar öncesinden Sergen Yalçın'ın milli maçta duran topu ben kullanmak istiyorum deyip topu çatala astığı maçı hatırlarsınız. Evet, yani oyun içerisinde kendini iyi hisseden arkadaşımız diyebilir kardeşim ben atmak istiyorum. Şeyde de oldu bu olay. Biraz da kamuoyunda çok şey yer edindi. Rizespor maçında Hikmet Kahraman. Kesinlikle bir diyalog vardır. Yani çok vardı. Büyük örneğidir. Evet, adamın örneği. Ne kadar güzel konsantre olup ben atacağım deyip hocanın başkasını dedi. Göstermesi bir anda hocanın rezil olması bir anda işte forvet ve penaltı atması, penaltı sonraki golde atması, evet, tamamı gayet evet, gelmesi. Evet, evet. Yani bu özgüven değil mi hocam? Kesinlikle hocam. Yani ben de bu işin içinde var olabilirim demek anlamında. Peki niye hoca güvenmedi orada oyuncuya? Niye ısrarla onu dedi hocam? Ne, orada ne yaşadı hoca? Ya belki de penaltıcısı hani zihniyetindeki odur ama adam diyor ben ha şimdi sen dedin ya ben diyor. Bu yoldan gidiyorum. Hani der ki hocam ben atayım. Güvenmiş kendine dedin. Hani ya bu çok diye. Önemli. Kendini i̇şte iyi hissediyor. O da diyor ki hocam ben atayım diyor. Hoca diyor yok sen atmayacaksın o atacak diyor. Ya o da yanlış hocam. Hani böyle kafada hani hoca o arkadaşın işte yorgunluğunu ne bileyim kendini iyi hissediyor hissetmiyor. Onu bilemez ki. Mesela işte biz penaltılarla maç kaybettik evet. Yani şampiyonluğu kaybetti. Bugün ikincilikte olacaktık. Evet. Yani o an o arkadaş da diyebilir ya hocam ben bu maça konsantre olamadım. İşte bu penaltıyı ben atamam diyebilir yani. Bu da onun artısıdır, erdemlidir. Ne yapar hoca? Tamam kardeşim sen dinlen der. Zaten mesela biz de işte bir Sakarya İstanbul maçımız İstanbul Spor'daydık. O süreçte işte İsmet Taşdemir hocamız Bodrum Spor'un hocası geliyor işte penaltı ilk penaltıyı kendisi kaçırıyor örnek. O an diyebilir mesela hocam ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bunlar önemli şeyler takımın evet. İçerisinde. Batuhan hocanın bir açıklaması vardı istersen onu evet. Bir okuyalım varsa değerli Ersin Aka maç sonrasında röportajı var. Maç sonrasında bir demeci var. Onu bir okuyalım demeci, istersen. Demeci olduğu gibi ekrana verelim. Ekran ezel attım. Attın mı? Oradan yani, okuyalım onu. Batu ekrana versin oradan daha sağlıklı olur. Daha sağlıklı olsun seyirci de görür. Daha iyi. Evet. Buradan biraz daha büyütelim onu. Zoom'la
Oyunun aslında burada İlhan hocama, İlhan hocamın söylediği aslında şeyle Ersin hocamın söylediğiyle paralel. Diyor ki oyunun hemen hemen tamamında biz üstündük ve rakibimize pozisyon vermedik. Ama önemli nokta burası. Evet. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Neymiş ders? Soruyorum. Oyunsal anlamda tam istediğimiz noktada değiliz. Özellikle hücumsal bunu niye, anlamda. Bunu bir dakika. Orayı bir daha okur musun? Bu maçtan çıkarmamız gereken dersler var. Evet. Oyunsal anlamda tam istediğimiz noktada değiliz. Burayı neyi kastediyor hocam burada? Ya şu... Ben bir şey anladım buradan. Bakın siz ne anladınız? Şimdi oyunsal anlamda üstünlük diyorsa hocam şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi sen ne kadar üstünlük desen de futbolcu psikolojisi vardır. Neden? Deplasmanda oynuyorsun. Mağlup olmak istemezsin. İlk etapta bu psikolojiyle çıkarsın. İşte ben dersin arada bir pozisyona girer, bunu gole çeviririm ve 1-0'la dönerim düşüncesi vardır. Bunun verdiği bir sıkıntı, bu da normaldir ama doğru yolda, bazen baktığın zaman çocukların düşüncesi demek ki doğru. Evet şu an 3 puanla dönüyorsun. Devam ediyor. Bunu anlatıyor yani. Oyunsal anlamda dediği yani oyunsal anlamda yani oyun oynuyoruz, skoru yakalamıyoruz. Bir anlamda böyle olabilir mi? O da olabilir, evet. Onu yani zaten bir nevi onu da anlatıyor, evet. Skoru yakalayamıyoruz, evet hocam. Zaten hocam devamında da senin söylediğine paralel şeyler söylüyor evet. Mahmut hocam. Özellikle hücumsal anlamda bazı pozisyonlarda ileride çoğalmakta sorun yaşadık. Bu yönde biraz daha çalışmamız gerek. Gelinen noktaya baktığımızda %70'i yeni olan bir takımın, bence çok önemli bir nokta burası, %70'i yeni olan bir takımın hem oyununu geliştirmesi hem de bunu skora yansıtması çok değerli bir durum. Üst üste iki deplasman maçından 6 puan almak bizim için çok önemliydi. Bunu başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu iki maçtan sonra Kütahya maçı, evde oynayacağımız maç çok önemli bir hale geldi. Kendi sahamızda oynayacağımız bu maça tüm taraftarlarımızı bekliyorum demiş. Evet. Ben bunun altına bir tek cümle ilave edeceğim. Ondan sonra Bektaş kardeşim de orada olsun. Maçı konuşacağız. Ben tekrar şu iddiamın arkasındayım. Mersin İdman Ordu futbol takımındaki tek handikap yine hoca diyorum ben. Buyur Bektaş Bey. Ordu hocam, Spor. Ordu Spor ve Edirne maçı. İsim vermeyeyim. Bu hafta aradılar beni. Ben biraz tebessüm ettim. Ya kim dedi. Yok isim vermeyelim. Hayır yani nereden? Hocadan. Tamam. Diyor ki yahu diyor Bektaş yöneticilerden bahsediyor. Çatalca'yı yendik. Edirne'yi yendik. Bir Ağrı'ya yenildik. Herkesi yendik. Bir talihsiz bir mağlubiyetimiz oldu. Onun dışında lideriz. Çok lideriz. Güzel. Çok güzel. Lideriz. Çok güzel. Fakat bu senin Mahmut Hoca, bizim teknik direktörümüz Ersin Aka'dan ne istiyor ya dedi. Ben de dedim ki yahu abiler bir yorum. Onun yorumuna saygı gösteriyorum ben. Fakat Mahmut Hoca'nın anlattığıyla skor ve fikstür ters orantılı gidiyor. Yani evet. Mahmut Hoca'nın söylediğine göre şu anda dışarıdan bizi bir takip eden, kenti takip eden. Şu anda ben mahcup durumdayım. İnşallah böyle mahcup olurum. Ben, ama yine diyorum handikap. Ben ısrarla onlar şunu söylediler. Bu hocada, teknik heyette, futbolcuda farklı olumsuzluğa götürebilecek bir hava yaratabilir. Bence sizler Mersin'de ulusalda program yapan insanlarsınız, yayıncı insanlarsınız. Bir kitleye erişiyorsunuz. Ciddi bir kitlenin takipçiniz var ve kent de sizi takip ediyor. Bir sinerji yaratılmış. Bu sinerjiyi rica ediyoruz dediler. Özellikle Mahmut Hoca rica ettiğini, bu sinerjiyi özellikle takımın lider olduğu... Bak şimdi... Takımın lider olduğu... Şimdi ben takıntılı bir insanım. Hocam, neye takıntılısın hocam? Takıntılıyım bak, açıklayayım şimdi. Ya hocam takım lider. Burada neyi beğenmiyorsun? Beni yarılmaz o. Geçen neyi beğenmiyorsun? Geçen sene de biz liderdik. Playoff'taydık. Ankara'ya gittik. Elemanı arkamıza bakmadan geldik. Geç onları sen. Peki. O işleri geç sen. Peki neyini beğenmiyorsun? 12'de gidiyorsun sen. Şimdi egolu
olmak çok farklı bir şey. Bak. Fotoğraf çok önemli benim için. Bana yazıyı yaz, ben yazıya bakmam. Ben büyük resmi gördüm mü, büyük fotoğrafı, ben oradan her şeyi çıkarırım. Hocam yani ama şimdi... Şimdi ben hocaya ben mesaj attım. Yani hocaya ben mesaj attım. Aha, sen, kime? Hocaya ben mesaj attım. Benim tamam. Bilgim yok bak bunlara. Kime? Hocaya mesaj attım ben. Ersin Akay'a mı? Bundan önce de hocalar vardı, ha, değil mi? Ondan önceki hocalara, pardon. Ender de vardı, tamam. İbrahim Baş'ta vardı. Peki. Kimse kimsenin ayağına gitmez. Estağfurullah. Kimse kimseyi yapmaz, biz de adamı zorlamayız. Mesaj attım, hocam dedim, müsait zamanda görüşelim. Ararsanız görüşürüz dedi. Aynen cümle bu. Ararsanız görüşürüz. Müsait olduğunuz zaman görüşelim. Cümlesi bak. Müsait olduğunuz zaman. Kayıtlarda vardır hocam. Peki. Ararsanız görüşürüz dedi. Bak ben ne diyorum ona? Müsait zamanda mısın? Teknik taktik mi veriyorsun? Bir yemekte misin? Ben senin yoğun bir insansın. Tempon yoğun. Bir kulüple uğraşıyorsun. Yönetim kurulu toplantısı vardır. Bir şey vardır. Ben normal mesajdan yazdım. Hocam müsait olunca görüşelim. Çok enteresan bir burada şey. Burada da seslendik. Ego, kibir çok kötü bir şeydir. Peki. İnşallah sonu böyle olmaz. Bir şey araya girebilir miyim? Çok özür dileyerek. Tam olarak burada araya girmek istiyorum. Bunu ben söylemeyecektim. Benim şeyimin üstüne gitme. Hayır. Bu benim görüşüm. Bunu ben söylemeyecektim. Ben hocanın karakterine, kişiliğine, adamlığına bir şey demiyorum. Hocanına bir şey demiyorum. Ben sadece... Bu kim? Handikap diyorum. Bu kim kardeşim? Ben bilmiyorum ama bıyıklar güzel abi. Bu kim hocam? İlhan hocam. Bu kim? Bunu sikletmedin mi? Bu hafta Mahmut Hoca ile alakalı beni kendisi aradı. Osman Yardımcı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı. Çok güzel. Mahmut Hoca lütfen dedi. Lütfen dedi Mahmut Hoca dedi. İslami usullere göre kessin dedi. Kardeşim takımın lider 12 puan. Bu adam beni niye arıyor? Senin yüzünü arıyor. Şimdi bak şimdi, çıkarmayacaktım. Şimdi göstermeyecektim. Şimdi sevgili Batuhan. Bu abimiz ne abi? Kasaplar Osman Yardımcı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı. Adamın yüzündeki nura bak. Nura bak ya. Adamdaki niye beni arıyor? Abi şimdi niye beni arıyor? Sevimli bir adam değil mi? Aa bayılırım. Bak sevimli bir adam. Yani. Hocam yayından sonra bir bağlantı da yaparım abimizle. Adam beni niye aradı kardeşim? Niye biliyor musun? Çok iyi takımı, ya. Takımı lider olan bir Mersin. Doğru mu? Şimdi Bektaş'a geri bırakacağım. Bektaş'ın dediği yer. 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetin var. Lidersin. Tamam. Averajın da 3. Bu adam beni arıyor. Niye biliyor musun? Tamam. Her hafta kıtır kıtır kesiyor tamam. Kardeşim. Dur şimdi. Bekle. Bırak. Abi. Bekle. Bırak. Çok iyi ya. Bak şimdi çok bırak. Abi çok iyi ya. Şimdi sağ taraftan başlıyoruz. Ben konuşmadım. Buraya kadar geliyoruz. Ben Bektaş'a bırakacağım. Ben Bektaş'a bırakıyorum. Ben konuşmadım hocam. Sözümü kesmeyin lütfen. Yok. Müsabakaya gidiyorsunuz değil mi burada? Çok iyi ya. Mersin İdman'ın maça gidiyorsunuz. Mutlaka. Siz de gidiyorsunuz Mersin İdman'ın. Evet, tamam hocam. Kapatalım. Tamam hocam. Yok, kasap masap işini bırakalım. Ben koydum şimdi, çıkarmayacaktım koydum. Maça gidiyorsun değil mi? Evet hocam. Sen de gidiyorsun maça. Evet. Hep beraber işiyoruz. Şöyle arkada yaslanarak tütün maddesi kullanıyorsan yok, tütün içerken veya gazozunu içerken zararlı şeyler veya Nescafe'ni içerken rahat bir maç seyrettiğin maç var mı? Bu konuda haklısın. Var mı? Ama bana söyle bir cevap. Aması yok. Yaması yok. Ben notlarım var. Bana amayla yamayla gelme şimdi. Onların içinde notlarım var. Tamam cevabını vereyim. Anladım. Tamam. Şimdi 1-0 orada, 1-0 orada, 1-0 orada. Deplasmanı tamam. Güzel. Şimdi geçen sene de aynı bir takım. Bu sene de aynı takım. Bu takım geçen seneden daha iyi takım. Bak takıma bir şey demiyorum. Geçen seneden daha iyi takım. Zengin bir takım. Daha iyi kalite. Kulüben zengin. Saha içi zengin. Yönetim zengin. Taraftar zengin. İsim aldın. Şehir zengin. Şehir zengin. İsmi aldın. Her şey bedava. Her şey bedava. Peki ne eksik? Handikap. Ne eksik dedi? Burası Mersin İdman Yurdu. Şimdi birincisi... Bu 1-0'larla gitmez. Sen daha çok mu? Takımla oynama. İşine gücüne bak. Ya hocam şöyle diyebilir miyiz? Bir Barcelona takımı görmek istiyor diyebilir miyiz yani? Ya kardeşim. Hep oturduğunda böyle arkasında. Şimdi sen başkan pas burada. Pas yüzdesi yüksek. Başkan burada ne dedi? Baskı pres. Topu başkan kazanmış, burada ne dedi başkan? Geçen seneki bu takımın rakamsal olarak konuşuyorum. Oynadığı rakam 300, 400, 500. Evet. En babaydı. Şimdi babaydı ne olmuş?
1.6 olmuş, 1.3 olmuş, 800 olmuş, 900 olmuş. Kaliteye bakar mısın? Hala bir sıfır. Hala bir sıfır. Buyurun. Şimdi hocam dediklerinin hiçbirine katılmıyorum. Olabilir, gayet normal. Saygı duyma, hiçbirine katılmıyorum. Katılmayabilirsin. Katılmama nedenlerimi de anlatacağım. Tabii ki, buyurun. Şimdi Ersin Akka hocamızın yazmış olduğu senin bir Mersin'de yıllardır spor programı, hakemlik ve bu geleneğin içerisinden gelen bir abimiz olarak şahsını atmış olduğun mesaj üzerinden şahsının size vermiş olduğu cevabı bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Yani olmamış yani. Ben buradan Ersin Hoca'yı nezaket dahilinde uyarıyorum. Bir daha söylüyorum. Nezaket dahilinde uyarıyorum. Biz köy kahvesinden çıkıp da buraya gelmiyoruz. Karşımda oturan kişi İlhan Ummak. Mahmut Altunbakır. Karşımda oturan, yanımda oturan kişi Batu Anaşut. Yanımda oturan, bizi bu çatıda birleştiren ve bizleri bu kentte ekran yüzü yapan ve spor cenahında binlere, on binlere tanıştıran, tanıtan ismin mimarı sevgili Mahmut hocamdır. Evet. Bu bağlamda burada bana biraz iki dakika müsaade edin. Tabii kesmeyin ki. Sözümü tabii lütfen. Tabii ki, buyurun. Bu bağlamda sevgili Ersin Akka hocaya, Mahmut Altınbakır'ın, Önlübörü ailesinin kim olduğunu anlatmamışlarsa buradaki büyük eksikliği de sevgili Mersin İdman Yurdu basın danışmanı Salim Halim Yiğit'i eleştiriyorum ben burada. Yani onu da biz anlatmayalım sevgili Halim abi. Ersin Akka ve yönetimi nezaket dahilinde, ben daha yeni öğrendim. Canlı yayında söyledi, şimdiye kadar da bana hiç bunu bahsetmemişti. Eğer program dahilinde yoğunluğunuzdan dolayı bakar mısın adamdaki naifliğe, inceliğe? Ne yazmış? Bir daha söylesin. Mahmut Hoca kendisi söyledi işte. Ne söyledi? Müsaitseniz görüşelim. Müsait ol. Ararsan görüşürüz. Şimdi bu üslup olmamış. Şimdi bak bir dakika. Ego. Üzdü beni. Şimdi ego. Bu arkadaşlar bakın bu işte Mahmut Hoca'nın. Bir cümle. Buyur hocam. Sevgili hocam, bak sağımda oturan İran Ummak. Solumda oturan sanayici iş adamı. Solumda oturan memleketin medar iftar markası. Şimdi burada boş beleş adamlar yok. Deve dişi gibi adamlarız. Kimse de kusura bakmasın bu konuda. 15 yıl profesyonel oynamış. 5 yılı Spektre Sivas'ta UEFA Kupası'nda oynamış. Milli futbolcu. Sahi şunu söyleyeceğim. Ben 2 yıldır program yapıyorum. Zerre kadar ego görmedim. Ben de görmedim hocam da. Ben sana bir şey demiyorum. Dönersin, dönmesin ama uslu. Ararsan görüşürüz. Çok yanlış hocam. Çok yanlış. Bu üslupta kulübün üzerine düşen sorumluluk basın birimindir. Buradan bizi izliyor mu bilmiyorum. Şu anda göremedim. Sevgili Halim Yiğit bizi de takip eder. İzler acı. İzler ki kaldı ki yakın dostumdur benim. Bir cümle. Çok kesin üzülüm. Geçen yayınlarda biz kimi bağladık buraya? Metin başkanımızı başladık. Senin futbolcu arkadaşın. Ha, İsmet Taşdemir. Nerede oynadı? Servet Çetin, Ankara Gücü. Devam et say. Yani, dinle hocam dinle. Sakaryaspor. Aklıma gelen şu an bunlar. Hani işte Servet Çetin herkes tanıyor. Servet Çetin. Nerede hocam? Neler konuştuk, ne kadar samimi duygular. Biz dedik ki hocam bağlandı değil mi? Telefon açtı, trakte düştü. Hatta o bizi aradı. Değil mi? Kesinlikle. Mersin'de oynamıştır, hocam, kaptanlık yapmıştır. Hocam biz sana yazıyoruz. Diyoruz ki hocam müsait zamanda görüşelim. Önlübörü ailesi Mahmut Altınbakır. Ararsan görüşürüz. Ya görüşsen ne olur, görüşmesen ne olur ya? Ne olur görüşsen hocam? Ama ben diyorum sana, benim bu telefonla alakalı değil bu. Sene başında dedim ben size. Oradaki yedek kulübesindeki duruşunuzdan, pozisyonun orada oynanmasından, burada canlı da gösterdim. İki hafta önce. Oyun oynarken sırf hızlı tribünize dönmeniz. Orada dedim sakın. Ondan sonra ben size yazdım bu
bir görüşelim dedim. Belki detaylı görüşecektik falan. Size akıl verme katile değilim ben. Ama yine benim için haddi kapsınız, buyurun. Hocam ben bilmiyordum bu konuda. Bu konuda yetkililere de bizimle basınla alakalı yetkili kişi de ismini verdik. Halim abidir. Halim abinin benim böyle bir talebim yok. Hocayla oturup görüşme bir talebim yok. Ama sen uygun görürsen ya da böyle bir şey uygunluk hissederse hoca da sezler de. Ben bu saatten görüşmem ya. Önemli değil hocam. Siz görüşebilirsiniz. Yok, ben de görüşmem. Ben kesinlikle rica ederim. Şöyle bir şey var. Hani olur da, bir şey olur da. Ha ben görüşmek istemem. Hocalara da çalıştığı eski kulüplerde de olsun, şimdi de olsun. Böylesi telefonlar, mesajlar geliyordur. İyiye yorumlamak istiyorum. Tırnak içinde iyiyle yorumlamak istiyorum. Hocamızın sizi de şahsınızı da çalıştırdığı kulüplerden ya da Mersin'den herhangi bu işe taraftar gözlüğünde, yani bu işi böyle basın içerisinde sonuna kadar takip eden, karşılıksız sevdalı olan bir kişi olarak değerlendirmemiştir. Böyle görmüştür diye düşünüyorum. İyiye yorumlamak istiyorum. Şimdi biz 2 hafta üst üste deplasmandaydık. Evet. Hocam istersen şeyi bahsetmek istiyorum. Devam et. 2 hafta üst üste deplasmandaydık ve 2 hafta üst üste deplasman galibiyetinden sonra lider konuma geldik. Anladın mı? Lider konuma geldik. Lider konumda olmamızdan dolayı teşekkür ederim Batucuğum. 12 puan gibi bir puanla karşılaştık. Benim bu hafta bizim kendi kulübümüzü konuşacağım hocam. Konuşmadan önce buradan Amasya Spor'a bir teşekkür edelim. Kime? Amasya Spor'a. Niçin? Yani ben bir hafta önce Derince'den dolayı mı? Vallahi Derince'ye yenilir dedim. Derince ile beraber kaldı hocam. Yani bu hafta her şey bizim lehimize. Evet, yani 6 değil 8 puan oldu peki de. Kaldı ki Amasya takımının Derince'yi yenebileceği aklımın ucundan beraber kalacağı aklımın ucundan geçmez. Çünkü seriye bağlamış bir Derince var. Şimdi Derince cephesinden ne oldu ne bitti bilmiyorum. Sakatlık mı vardı, kart mı vardı, hakim olmadığımız için, izlemediğimiz için Amasya takımına takılacağı aklımın ucundan geçmedi İlhan hocam. Öncelikle buradan Amasya takımını bir kutlayalım. Akabinde dediğim gibi 2 hafta üst üste galip gelen bir takım var ve bu takım lige üst üste 2 galibiyetten sonra çok ciddi manada bir derin nefes aldık hocam. Kesinlikle. 6 puan ilaç gibi geldi. Şimdi her zaman deriz ya 12. adam taraftarın gücüyle bu hafta kulüp başkanı Sayın Metin Saltık ve yönetimi yine birlik beraberlik açısından Mersin'deki iş dünyasını, bürokrasiyi gezmeye devam ediyor. Bu ne anlama geliyor? İlerleyen zamanda Mersin İtfaiye Lobisi'nin eski gücüne kavuşacağı ve gerek maddi gerek manevi anlamında takımın artık Mersin'de elle tutulur, gözle görülür bir markalaşmasını tekrardan başladığımızı görüyorum ben. Bu bağlamda bunları önemsiyorum. İkinci bir mesele az önce şey arasında kaynadı. Ben biraz daha dillendirmek istiyorum. Evet biz dezavantajlı bireyler değiliz ama çok hoşuma gitti Sayın Kulüp yöneticilerinin, kulüp başkanımızın böyle bir açıklama yapması. Lig sonuna kadar kadınlarımızın ve 12 yaş altı gençlerimizin, bu aydınlık geleceğimizin lig sonuna kadar stada geldikleri zaman ücretsiz bir şekilde maçlarını izleyebilmeleri bizim için önemli. Maça gelmeden önce, programa gelmeden önce, 2 saat önce bilet fiyatlarını yayınladılar. Maraton tribününü 10 lira. Bunları söyleyelim ki yani akla deve değil, gelsinler. Maraton tribünü 10 lira. Batı kapalıya 15 lira ve VIP tribüne de 20 lira gibi cüzi bir miktarda bir rakam verilmiş. Sembolik. Sembolik rakamlar verilmiş. Yani olmayanlar da bu rakamları veremeyeceklerdi. Bir şekilde stada geldikleri zaman stada maçlara girecekler, izlenecekler. Peki bir şey sorabilir miyim? Taraftarı çekmemiz lazım peki, arkadaşlar. Peki nereden gelecekler? Sen geçen hafta bana anlatmıştın. Abi beleş. Nereden? Her şey beleş abi. Nereden? Bedava. Bir dakika nereden? Toroslardayım kardeşim. Toroslar Belediye Başkanlığı Sayın Hatice Avşin Yılmaz
geçtiğimiz yıldan da bu yıldan da Allah ondan razı olsun. Belediyenin önüne koca otobüsü koyuyor. Binin abi. Peki Mezitli deyim. Mezitli belediyesinin önüne gönderir belli. Yenişehir'de hakeza öyle. Büyükşehir'de. Akdeniz'de var mı? Her şehirde var abi. Bak. Yani yeter ki kişi maça gelmek istesin abi. Şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? 50 nece otobüs kaç kişi alır? Ya normalde 30-40 kişi alır da bizim taahhütler grubu ya o 100 kişi alır baba bizde 70 kişi alır. Aman almasın. Evet. Eskop'tan, Mezitlikop'tan oradan beden biriyle anlaş. Kardeşim de 40 kişi, 10'ar lira vereceğiz de, evet. Bizi maça götür getir de, Mesut'a kadar götürür. Yakacağı 150 lira mazot, 10 lira yakan araba zaten. Yakan evet, araba. Çalışan araba değil mi? 150 lira mazot yakar, 200 lira da bak kar kalır. Adam benim maçını seyreder gider. Tabii tabii. Çok basit bir şey var yani. Kartıpınarı ve Çeşmeli'ye kadar araç var diyor. Hocam ya bak yazan var ya. Şimdi hocam taraftarın artık bu takıma küsme hakkı yok. Bitti. Şimdi ben küstüm. Ben oynamıyorum. Benim kupamı ben eve gidiyorum. Yok öyle bir şey artık. Şimdi hocam maratonda, Batı Kapalı'da, VIP tribünde bu sembolik rakamları veremeyecek kadar durumu vahim olan insanlarımız yani öyle vatandaşlarımız da varsa bir şekilde ben bu parayı veremem derim. Sahaya gelsinler, sahada biz bir şekilde içeriye alırız. Başkan burada demedi mi? Yani, kimseyi kapıda bırakmam dedi. Yani dedi. Şimdi devam edeyim hocam. Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. eleme turunda Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa ile karşılaştık. Geçen hafta Kasımpaşa'ya gidecek takım. İnşallah yeniliriz abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya yeniliriz hocam. Sana yemin ediyorum o maç var ya çatır çatır maç olacak. Olsun hocam ben umarım. Evet. Bir ton masraf. Şimdi ben bu konuda iki kelam edebilir miyim tabii hocam? Ki, tabii şu hocam, anlamda yani baktığın zaman hani bizim yedeklerimiz vardır. İşte performansını görmek istediğimiz oyuncularımız vardır ya hocam. Bunları izlemek hani, bağlamında bunları değil mi? İzlemek anlamında. Tamam. Önceki programda Metin Başkanımız da bir iki tur geçmek istiyoruz dedi. Evet, şu anlamda işte çok düşünmüyoruz anlamında konuştu aslında. Ama yedek ağırlıklı oyuncularla bunların içine de bir iki tanesini serpiştirip hem onların görmek anlamında hem onların kondisyon veya maç temposunu ön plana taşımak anlamında çok önemli bir organizasyon. Maçlar. Eyvallah. Biz diyoruz ki finale kadar gidelim. Ha, varsa öyle bir gücümüz tabii ki gidelim. Ama şimdi, hocam sen de biliyorsun çok önemli maçlar bunlar. Hocam. Hocam sen de biliyorsun ki bir şey yapalım mı? Bir mesaj okusun mu? Tabii hocam ne demek? Evet, Batuhan sen başla, Bektaş'ta da vardır. Evet, çok kardeşimde de var çok birikti. Evet, devam çok birikti. Şey yaparak kontrollü gibi. Yok tabii ki. Ahmet Cumhur Civan Bay. Gütük olduğunu unutma. Tabii. Gütük. Hepinize hepimize iyi yayınlar dilemiş. Ona da hocam teşekkür edelim buradan. Kime? Ahmet Cumhur Civan Bay. Hocam daha yeni kendime geldim. Evet, bunu biliyor. Edirne'ye gitti. Edirne'den geldim. Adam çok uzak ya. Ruhi Yılmaz demiş ki geçen hafta İlhan Kaptan yoktu. Hoş geldin. Dediğin gibi bir sormak istiyorum. Artık yeter konuşmaktan yorulduk. Takımın forveti Umut olmalı. Yoksa Umut'u da kaybedeceğiz. Devam ediyorum. Umut'la alakalı bir şeyler daha var çünkü. Memoş iyi yayınlar dilemiş. Mahmut Hocam, Bektaş Hocam demişler ki bu hafta ilk 11 oynatsın Umut'u. Adam taraftar otobüsüyle geldi. Taraftarla arasında çok iyi bir uyum var. Şu an ilk 11'e yazılmalı demiş. Hasan Biçmek, Gaffar. Bak, orada bir şey nokta koy mu? Tamam. Yok devam edeyim. Bir nokta. Dur. Oradan gidelim yola. Şimdi soruyorum. Profesyonel bir futbolcusun. Maçtan sonra bir futbolcu taraftar otobüse şehre gelir mi? Nasıl? Maçtan sonra bir futbolcu taraftarın otobüsüyle Mersin şehre gelir mi? Takım haline mi gelir, taraftar otobüsüyle mi gelir? Olur mu hocam, takım haline gelir. Bakın şimdi bu yanlışın önde gideni. Hangi hoca buna bu sözler ya? Peki. Handikap diyorum sana. Öyle şey mi olur? Taraftarın, şimdi taraftarla Umut böyle oluyor. Abdülgaffar mı? Gaffar. Tarda düşüyor. Şimdi geliyorum Gaffar'a. Bir saniye hocam, yorum yapalım onun üzerine. Yorum yapsın. Bu doğru mu bu ya? Tabii. Bak bunu, abi bunu kim biliyor? Böyle bir şey olamaz ya. Bak bunu hocam, kim? Bir dakika. Hakikaten doğru mu? Tekrar okuyayım mı? Bir saniye. Hayır yazdığıyla. Tamam, yazan hocam, kişiyi sor. Sahip mi bu? Bir dakika. Bu işin doğru sahibine ya. Sorduk mu? Doğru mu yanlış mı? Yanlış hocam, öyle şey mi olur? Öyle, ne diyorsun ya hocam? Bakkal dükkanın burası. Doğruysa. Neyle gittiysen yani, onunla da geleceksin ya. Otobüsün mü yok? Uçağınla mı gelmedin? Yani nasıl? Burada kim müsaade ediyor hocam? Edemez hocam. Burada bir teknik zafiyet var. Bu olacak bir şey değil yani. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Hayır. Hiçbir hoca buna, yapamaz. Yapmaması lazım. Buna yönetim kurulu, futbol şube sorumlusu, her kimse kardeşim. Hocam peki doğruluğu var mı? Yani
İşte açıklasınlar. He. Bu bir iddia. Bu bir iddia. Taraftarın iddiası. Evet. İnandırıcı değil hocam. Öyle bir o da şey yazıyor işte. Geri okur musun orayı? Okuyorum. Diyor ki. Kim diyor onu? Ruhi Yılmaz. Ruhi Yılmaz diyor ki. Bu, ki, evet. Ki Ruhi Yılmaz bizim iyi bir takipçimiz. Evet. Cevap geldi hocam. Geldi mi? Umut'un annesi ve bacısı vardı. Edirne'den İstanbul'a geldiler. Diyor. Olabilir. Peki, olabilir. Peki devam edelim. Futbolcunun taraftar otobüsünde ne işi var? Peki devam edelim. Ya bakma işte. Olmaz doğru söylüyor. Bir dakika sen de bir şey söyledin şimdi. Hani yazdılar hocam. Annesiyle? Kız kardeşi. Annesiyle kız kardeşi o da taraftar otobüsünde. Yani o taraftarın otobüsünde canım. O takım otobüsünde değil hayatım. O... Annesi de futbolcu da taraftar otobüsünde. Ben resmini de gördüm hatta. Evet doğru ben de gördüm. Ben de resmini gördüm. Sosyal medyada gördüm. Taraftar otobüsünde ne işi var kardeşim? Şeyde evet. Olması gerekmiyor mu? Annenin kardeşini nasıl bindiriyorsun? Öyle bir şey yani hayır. Ne bileyim saçma sapan bir şey. Ben anlamadım bu işi. Peki devam ediyorum. Ahmet Cumhur Civan Bey abi bunu ben anlayamadım. Bana detaylı bir şekilde sen yazar mısın? Edirne'deydin. Bunun şimdi burada nedir? Yönetim kuruluna söyledim. Teknik kadroya söyledim. Sizce bir futbolcunun taraftar yanlış anlamayın. Taraftar otobüsüyle şehre dönmesi ne derece doğru? Teknik adama soruyorum bunu. Teknik olarak cevap versin. Bak burada yılların profesyonelinde biz sorduk. İşin ehli adamı, ehliyetlisine sorduk. Böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Ben böyle bir şey yaşamadım. Diyor kişi. Hasan, evet Hasan Biçmek. Şimdi diyor ki Gaffar, bir yani Abuzer. Abuzer. Bir gol atarsa yine gol kralı olur. Mersin'de şampiyon olur. Baba atsın ya 5-6 6. haftaya girdik yani. Peki, at artık yani. Bir tane abi. Daha okuyayım. At artık yani ya, abi. Yorumlara oku hocam biraz seri. Bir tane daha okuyayım tamam dur. Sinirlenme. Şimdi okuyacağım yorum seni biraz sinirlendirecek. Yok yok ben sinirlenmem. Mahmut Hoca bırak da şampiyon hoca da biz bir şampiyon hoca da ben çıkaralım diyor. Biz ha, çıkaralım elinden diyor. Elinden aldık mı? Elinden mi? Geçen sene Abuzer Esenler'de 5 maç 1 gol o da penaltı diyor. Değerli abim Erkan Adıgöz. Şu penaltı işini hocam bir not aldı. Şu penaltıyı bir konuşalım ya. Verir misin bir? Hocam. Penaltıyı verir misin Ezel bize? Attın mı? Hocam, attım tabii. Şunları bir oku. Hocam sen oraya bir penaltı yazsana. Peki. Bu penaltı benim karın ağrım var. Hocam Ruhi bu penaltı sıkıntı başımıza 2 seneden beri sıkıntıdayız. Diyorlar ki Mudab Çelik ne oldu hocam bilginiz var mı? Ali Genç. Dur. Durdum. Şimdi dur. Şimdi burada çıkacak bir yönetim kurulu üyesi yönetir ki bu da ne zaman sahaya dönecek? Ne zaman dönüyor? 3 hafta mı? 4 hafta mı? 5 hafta mı? Sezonu mu kapattı? Çünkü bunu Mersin kamuoyu merak ediyor. Ya Mudat öyle bir sıradan bir oyuncu değil. Doğru mu hocam? Türkiye'ye mal olmuş. Türkiye'ye mal olmuş. Mersin'e mal olmuş. Takıma çok katkı sunacağı. Kesinlikle. Çok faydalı oynayabilecek. Bir bilgi vermedi diyorsun. Bir kardeşim. Bu konuyu. Bunun da açıklamasını yapın. Peki. Devam penaltı dursun öyle abi. Dursun penaltı. Peki evet, devam. Oynatalım. Dur penaltıyı konuşalım. Peki penaltı. Attır penaltıyı. Bu Edirne Spor maçında. Oyuncunun gelişi. Aldığımız 3 puan. Evet. Bektaş. İnan hocam kaleciye dikkat. Bektaş takıldı şimdi buna. Takılacak gibi değil ya. Baksana hocam. Köşeyi bilmiş. Evet kurtarabilir. Bu sefer yemek beraber ben, seviniyor. Bir daha izleyelim. Ezel al geri al Ezel'cim. Vur abi vur abi. Vur oynat. Al abi. Şimdi. Kovačević. Bak Kovačević. İnan hocamla devam. Kalecinin diğer adı Kovačević. İnan hocamla devam. Burada Murat Yiğit çıkartırdı. Dinle. Aa. Dinle. Murat Yiğit bunu çıkarır mı? Dinle. Murat Yiğit çıkartırdı. Ama bak, o neden söylüyor? Hani bizim dilimiz yandığı için hani kaçırabilir. Söylemek zorundayım. Biz arkadaş 3 puandan olabilirmişiz diyor. Ben de dedim onu ya sana. Onu söylemem ben de anladım. Kovačević. Ben de sana dedim ya. Vur abi. Rahat izleyemiyorum dedim. Vurun. Hocam işte bak penaltıda bir şey şimdi burada. Şimdi burada penaltıyı açalım. Açalım. Masaya yatıralım. Peki. Şimdi geçen sene. Bu takım penaltısı kim? Bu takımda penaltısı yok kardeşim. Velet Delamin. Bu takımda penaltıcı kardeş zorla attı. Geçen hafta 2 hafta önceki burada penaltı kaçtı. Bereket ki yendik. Evet. Bereket yendik. Abuzer var topun başında. Adamın atamayacağı zaten. Ben sana topa gelişinden belli. Ben burada ne diyorum şimdi hocam? Şimdi konuştuğumuz zaman ya niye konuştun? Adamın psikolojisini bozdun. Tamam abi biz kaldık kardeş. Abi ya gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim mi? Hadi abi gidelim buradan. Yani beni niye de çağırıyorsunuz kardeş buraya ben konuşmayacaksam? E konuş abi. Ya ben burada yani burada oturmayacaksam, burada gördüğümü anlatmayacaksam beni buraya niye çağırıyorsunuz? Burası sus, burası sus. Abi susarsan finalde gene Elinoğlu gelir vurur. Selamünaleyküm dersen de burada
Tekrardan bir 20 milyon. 10 bin de yolda alır. Aa. Abi. Aa. Şeye de yazık. Sadece 10 binler mi? Baba, 10 binler. Baba bize de yazık ha. Peki. Bak işi acıtasyon yapmıyorum ha. Ağlama duvarı değil ha burası. Peki. Filistin'deki ha. Anladın mı? Bir şey sorabilir miyim? Yarın ben, doğru söylüyorum. Ben ya kardeş bu takımda penaltıcı yok. Bu takım penaltıda çalışmamış. Haydi. Yok abi. Geçen sene Ender Hoca canlı yayında çıktı. Ne dedi? Ki Ender Hoca'yla da görüşürüm. Benim canım ciğerim ha. Benim canım ciğerim olması Ender Hoca'nın yaptığı hatayı söylemeyeceğim anlamına gelmez. Sen ne yapardın? Ben otobüsle görüşüyor. Çok güzel bir şey. Ben görüşüyorum. Mahmut Hocam hocamıza ulaşamıyor mu yani? Hocamız veya dönüş yapamıyor mu? Vallahi ben Mersin'de bir ayda kalmış, bir sezonda kalmış, yarım sezonda kalmış, hocalık yapmış, Süper Lig'deki hocalarla görüşüyorum. Görüşebiliyorum. Elhamdülillah ulaşabiliyoruz. Bir telefon kadar yakınız. Ya da ya görüşmek istersen bir şekilde görüşürüm. Şimdi o apayrı bir konu. Arkadaşlar bakın. Felaketi şimdiden söyleyelim. Dostacı söyler. Dilimiz yandı. Hoca doğru söylüyor. Bu takımda böyle bir penaltı yakışmıyor bu takıma. Geçen haftaki buradaki içteki maçta da penaltıyı kaçırdık. Çünkü takım iddiamın arkasındayım. Ya şimdi hep böyle bir savunma mekanizması var işte. Sen bilmiyorsun. Tam sen biliyorsun. Sen biliyorsun her şeyi sen biliyorsun. Bu takımın penaltıcısı belli değil. Ben söyleyeyim mi sana kim? Kim abi bu mu? 5 numaralı oyuncu kim? Taygun. Bu takımın penaltısı ya David ya da o çocuk. O zaman abi bak ben burada söylüyorum hocam. Bak canlı yayındayız. Taygun. Canlı yayındayız. 5 numaralı oyuncu. Hayatım bak canlı yayındayız. Rakip takımın kalecisi takip ediyorsa ya da bir şekilde giderse şimdi hemen yeni şey çıktı. Bunlar yeni adetler çıktı. Hemen mahkemeye geliyor. Her gün böyle mahkeme kağıdı geliyor hocam bana. Tamam. Bir şey yazdığın zaman mahkeme. Ne yazıyor mahkeme kağıdında? Mahkeme işte şuna niye böyle dedin, buna niye böyle dedin. İdmanlıyım ben bu peki, arada. Peki bir şey soracağım. Şimdi bak bir şey söyleyeyim. Davandan vazgeçiyor musun? Doğru bildiğinden vazgeçiyor musun? Ahmet Canbay bir şey yazmış. İstanbul'da taraftar otobüsü ayarlandı. Umut'la alakalı konuşuyor. Ve Edirne'ye annesi ve kardeşi, annesinin oğlu akrabaları vardı. Dönüştü Umut'la İstanbul'a geldiler diyor. Edirne ile İstanbul arası 4 saat hayatım. Yani bu şu anlama geliyor. Beraber ailesiyle gelmişler. İstanbul'dan sonra da haliyle Mersin'e bizimkilerle gelmişler. Ben cevabı aldım oradan. Yeter de boş ver. Yani biz cevabını aldık. İlgili şahsın. Hocamdan aldık. Peki bir şey soracağım. Boş ver kapandı o konu. Hocam. Ahmet abinin şeyde kalmasın diye okudum. Yani ben sana söyledim. Gönlü kalmasın. Sen devam et. Edirne ile İstanbul arası araçla 4 saat. Ya 1 saat evet. Olsun önemli değil hocam. Tamam. 15 dakika olsun. Hocam ben bir şey demiyorum. Onu farklı bunu değerlendirebiliriz hocam. Şimdi adam hocalara izin vermişse hani ailesiyle dönmenin bir sakıncası yok. Ama Edirne'den buraya taraftarla döndüysen. Yok öyle olmamış. Hemen şimdi evet. Şu yazıdan şunu anlıyorum. Söylediğimizi de düzeltmemiz gerekiyor. Şu yazıdan şunu anlıyorum. Hoca inisiyatif kullanmış. Ailesiyle birlikteki takım otobüsü. İstanbul'dan taraftar otobüsü ayarlandı. Taraftar otobüsüyle ailesi, Umut bilmem ne gitmiş. Aynı otobüse geri dönmüşler. Taraftarın otobüsünde ailesi de var. Tam ailesi olabilir hocam. Umut da aynı taraftar otobüse geri dönüyor. Neyse tamam biz açtık biz alacağımızı aldım ben önemli değil abi. Bunlar ileride vesaire bize lazım olacak. Devam edeceğim. Şimdi penaltıyı. Bu bir lakayetliktir hocam. Bak bu bir lakayetliktir. Bu sen bunu ödün veriyorsun. Bak taraftan ne diyor? Bu takımın golcüsü Umut'tur diyor. Seslenir. Sonra tribünde bağırıyor. Umut sahaya diyor. Hoca gel Umut diyor. Gel diyor gel. Bir dakika dur orada. Taraftarın gel demesiyle bir hoca oyuncu değişikliği yapıyorsa o adam hoca değildir. Dur orada. Orada bugün sıkıntı vardı. Enteresan şeyler oluyor. Tabii. 50 kişi bunun Abdülgaffar diye bahtırırım. Öyle olmaz. Enteresan şeyler oluyor. He? Hocanın taraftarın dediği Batu içeri diyorsa ondan etkilenip. Yarın kaleci Sertaç bir hatalı koyuyordu. O zaman hoca mı noter? Hoca mı noter? Hoca noter oluyor o zaman. Şimdi bu işte hocam tebessüm etmiyorum. Ben tebessüm etmiyorum. Niye hocam, etmiyorum? Dur. Niye güldün sen kaptan? Takıldım şimdi buraya bak. Yani bak burada bir gülüş var. Çok kötü bir gülüş var hocam. Hocam neden güldün hocam? Yani Şiraz'a yani kaydı. Büyük ihtimalle ona yani gülüyor. O içeri. Hocam bak ben seni tanıyorum. Bu gülüş. Tamam o bende kalsın. Kalsın. Şimdi bak. Hocam bak. Şimdi ben Mahmut Hocam'ın dediğine yine katılıyorum. Masumane
Yani tamam, aileye bağlarınız çok güçlü. Taraftarlıkta Mumut çok iyisin sen. Eyvallah. Uzun zamandır da yavrucağımız ailesinden uzak kalmış. Otobüsle 4 saat hasret gidermiş diyor. Tamam, bir şey demiyorum. Hocanın destekliğine vermiş. İstanbul'da 4 saat sonra zaten annesine babasına selamünaleyküm demiş. Ayrılmış. Eyvallah. Ben izin vermem kardeşim. Kesinlikle. Hoca ben, olarak ben, vermem diyor. Şuradan mı dedi? Otobüse git. Baba ne ya? Şuradan düşürdü. İzin olduğu zaman ailen bin otobüse takımında yana. Anana da selamünaleyküm anne de, babana da selamünaleyküm baba da. Ellerini öp, hadi görüşürüz. Hocam sen bu hafta önemli bir maça çıkıyor musun? Evet. Bu maç önemli değil mi? Evet. Kardeşimizle beraber takım halinde arkadaşlar Mersin'e dönüyoruz. Bu hafta çok önemli maçımız var. Konsantre olmalıyız. Kesinlikle. Bir sonraki hafta, bu haftayı da geçtikten sonra bir şekilde değerlendirebilirsin. Ben seni servis aracıyla değil de uçakla gönderirim kardeşim. Uçakla geri gelirsin. Hayır. Önemi varsa. Önemli bir maça çıkıyor. Öbürlerinin ana, onlar ana hususu değil mi hocam? Onların evladı yok mu? Babası yok mu? Gelecek haftanın maçı. Kütahya. Bu maç bitti değil mi? Erzurum maçı bitti. Evet. Bittiği andan itibaren gelecek haftanın maçı başlar. Kesinlikle. Otobüste başlar. Otobüste başlar bu. He, bizi izleyenler. Yahu sizde şöyle diyen bir kitle de var. Onu kusura bakmasın, onu bir çürüteceğiz. Ya üçüncülük. Hayır ya. Biz bu zihniyetle balık baştan kokar. Üçüncülük diye diye 2 seneden beri bu liglerde, 3 seneden beri buralarda takılıp duruyoruz. Ben artık programı bu kareyle üçüncülükte bizim ismimize yakışmayan, kızmasınlar bana, yakışmayan bir ligde Mersin Mardin Ligi üçüncülük mi? İnan hocam. Yok abi, süper. Mahmut hocam. Hayır. Birincilik ya, süper lig. Biz süper ligi hak eden bir takımız. İvede bir şekilde bu liglerden çıktıktan sonra üst liglere gelmemiz lazım. Hocam şu penaltıyı bir konuşalım ya. Bir konuş penaltıyı, toparlayalım bu işi. Tamam, toparlayalım. Hocam bu takımın penaltıcısı dediğin gibi adam akıllı bir karar kılınsın. Lig sonuna kadar bir karar alınsın. Olağanüstü durum olursa değişebilir. Bir penaltıcı belirlersin. Yani biraz teknik olmayan bir cümle kuracağım ama vurdun mu bam bam yaptıracak. Teknik meklik yok. Kale bir tarafa, top bir tarafa, bir tane nasıl topçum vardı. Teknik meklik yok. Bam bam abi. Bam bam. Anladın mı abi? Böyle ben teknik vuruş yok. Bir de şu ne diyordunuz hocam siz böyle bir şeyiniz var şu sizin. Bir futbolcu vuruşu var ya. Yok, Panenka. Bir, Panenka penaltısını mı söylüyorsun? Ne bir böyle artistçe vuruyorsunuz ya, kaleci de yatmıyor ya böyle. Trevela mı? He? Trevela mı? Böyle bir vuruşunuz var ya. Şöyle böyle hani geliyorlar. Kaleci yatacak zannediyor bir vuruyor. Kaptan, ya. Kaptan Panenka'yı kaleci söylüyor. De böyle tutuyor. Hakem de böyle tutuyor ya. Ha yap işi. Yani yayındayız. Hareketi göstereceğim mi? Göstereceğim mi? Ha yani yayındayız. Hareketi göstereceğim mi? Hocam götürebilirsin ya. Hocam yukarıdan yönetim kurulu izliyor baba, ondan sonra diyorlar ki ya Hacı hocam neyi göstereceksin sen vuruşu göstereceksin hocam. Yok başka şey göstereceğim ben. Kaleci tutuyor ya ondan sonra böyle yapıyor kaleci. Panelka yaptın ha, Panelka sana. Panelka. Şimdi bu tarz penaltılar, bu yapılan hamlelerin o Panelka'dan benim için hiçbir farkı yok. Kardeş adam akıllı, gel penaltını at. Bu nasıl penaltı ya? Para alıyorsunuz abi. Adam akıllı penaltı çalışın. Bunların bu ikisinin de penaltıyla falan alakası yok ha. Bunları bir daha penaltı falan attırmayın abi. Bak gerçekten penaltı falan attırmayın. Ya da bu şekilde attırmayın. Şimdi hocam bu hafta Kütahya'ya maçtan sonra Ahmet Cumhur Civanbay'ın söylediği, tabii geçili bir ağız değil, o da duyum. Maçtan sonra hoca 2 gün izin vermiş. Hocam 2 gün izin nasıl böyle maçtan sonra? Ya şöyle hocam. Maç pazar günü mü hocam? Evet. Maç pazar. Haftaya kritik maç var. Pazar salı izinlisin. İyi vallahi. Çarşamba, perşembe. Tamam. Cuma. Ama hocam iki gün de dinleneceğim. Tamam, bir dipnot atayım hayatım. Şimdi hocam takım deplasmandaydı 2 hafta. İki taraftan düşünmek zorundasın. Şimdi çocuğun ailesi gelmiş. Hoca iyimser davranmış. İki gün izini soruyorum. 2 gün izin doğru mu? Ya mutlaka. Uygun mu? Mutlaka doğrudur hocam. İyi yani. Tabii. Pazar günü maç yaptın. Pazar izinlisin, salı izinlisin. Çarşamba, perşembe. Salı dönüştür hocam. 2 gün izin hocam işte. Yani tamam, işte akşam dönüştür diyor. Dönüş. Hocam. Çarşamba idmana çıkacak işte. Pazartesi iznini yaptın. Salı dönüştür. Akşamı veya kaçtı. Ya bir şey soracağım. Akşam idmanına yetişmemiş. Sizlere bir şey soracağım. Şu adamı niye konuşturmuyorsunuz? Ya şampiyonluğa giderken şey hocam ha, bak bak. İki gün izin. Hocam şampiyonluğa hocam giderken. Hocam bir de takım üst üsteydi. Deplasmanda. Şampiyonluğa giderken izin mizin şu süreçte ki rakibin sonuçta Kütahya takımı da iyi paralar harcamış.
Sonuçta bir an önce yola deplasmana gitmişsin, yorgunsun. Bir an önce şehrine dönüp dinlenmek, bir sonraki maça çok adapte olmak, gücünü toplamak varken. Bu neyinizdi? Yani. Bence hocam bizim Belediye Kütahya Spor'la yanlış. Bu hafta evimizde oynayacağımız maçta ben toparlayayım, çekileyim bu konuyla alakalı. Tamam, yeterli. Hocam. Bu konuyla alakalı söyleyeceklerimi söyledim. Bir daha özetliyorum. Ben böyle bir penaltı rezaleti görmedim. İki seneden belli bu penaltılardan ne çektik biz? Allah için bu sene artık bu 5. hafta daha takımda penaltıcı yok. Ve geçen haftaki maçta penaltı kaçırdık biz burada. Ve Allah'tan galip geldik. Bu penaltıyı da yüreğim vallahi izlerken penaltı oldu dediler bölgeden bizim tanış şeytanlar fan sayfasından görüntü hocam, atıyor. Şu penaltıyı aha bir değerlendirsin ya. Bir daha penaltıyı alabilir miyiz değerli reji? Bir daha penaltıyı alalım. Olmadan önce öne mi çıkmış hocam? Kocam Kovačević. Bak sana söylüyorum, benim Murat'ım olsaydı, o da Kovačević de, vallahi Murat bundan iyi. Ya bak bizim Murat bunu vallahi kurtardı diyorum ya. Penaltı. Siz de Murat'a bir şeye benzetmiyorsunuz herhalde, bakmayın hocam. Veriyoruz şimdi hocam, penaltıyı. Hocam da Murat'ı beğenmiyor. Hocam, sen bak hocam. Vay ya, hocam da Murat'ı beğenmiyor. Hocam, Ezel, toptan korkan kaleci mi olur? Ama kardeşim, Murat da akşam halı sahada bir golleri de aklına yerim olur ya. Hocam, iyi gününde şişeden, değildir. Hocam, iyi gününde değildir. Murat amatörde top oynayan bir kardeşimiz. Bu, hocam bu para alıyor ha, şıkır şıkır konuşalım Murat ha. Murat para alıyor mu kardeşim? Murat para Murat alıyor. Murat beleşir çalışıyor. Ezel ver ya abi. Biraz da kalecidir dediği gibi hocam. Penaltı da nizamı olmayabilir ha. Hocam sen bir hakem olarak bir değerlendirir misin? Verir misin? Hocam, yani, hocam. Öne çıkıyor. Öne çıkıyor yani. Hocam biraz yani. Hakem maç şeyde yapabilirdi hocam. Tekrar da edebilirdi. Tekrar da edebilirdi. Ama bir izlesene. Hep avantaj. İşte geliyor. Bak, şimdi tamam bak. Kaleciye bak hocam. Boş ver sen Buran'a. Tamam şimdi. Kaleciye bak. Kaleye bak. Vur Ezel. Vur. Baksana hocam. Bak. Gol olmuş. Avantaj. Hmm. Peki ama kurtarsaydı tekrar. Evet. Heh. Bırak. Teşekkür ediyoruz Ezel. Penaltı Nizami değil. Nizami değil. Ama avantaj. Ve bir şey söyleyeyim. Ve bir şey söyleyeyim. Bu penaltı bu kadar erken çıkmasına ve usulsüz olmasına rağmen bu kaleci bunu kurtaramadı ya. Bu kaleci iyi kaleci değil. Ben size söyleyeyim. Zaten iyi kaleci olmasa, peki, iyi kaleci olsa 3 puanlar hocam. Anladın mı? Bu kaleci iyi kaleci değil. Allah'tan iyi kaleci değil. Ya da hasbelkader hocam, hakem sence bu kaleci kurtarsaydı tekrar yapar mıydı hocam? Kural öyle diyor. Hakemin tamam artık yorumu. Bir dakika şey sana soruyorum. Bırak hocam tribünü oynama. Eyyam yapma. Eyyam yapma hocam. Kural ne diyor? Eyyam yapma. Eyyam bu. Kural. Tamam ben diyorum ki. Kaleci cimlik yapmış da. Evet. Kaleci cimlik yapmış. Kalmış. Tekrar. Tekrar. Bir dakika. Ben de bir daha iddia ediyorum. Tamam. Çok enteresan. Bu hakem bu kaleci bunu kurtarsaydı. Bence tekrar edilmezdi. Ettirmeyecekti. Evet, bence o da zaten onu ettirmeyecekti. Cinliğini yaşamış. İçeriden topu alıp gelmiş. Sayın anladın seyirciler. Mı? Sayın seyirciler, İçelsan TV ortak yayını izliyorsunuz. Yok, Türkiye Kasaplar Federasyonu değil kardeşim burası. Sağımdaki kesiyor, solumdaki kesiyor. Bu adam beni arıyor. Osman Yardımcı diyor ki, Mahmut hocam gelsin plaketini alsın diyor. Hocam bu abimiz Kurban Bayramı'nda, büyük baş küçük baş mı kesiyor? Ben anlamadım. WhatsApp'tan... Şerefettin abi bir şey sorayım ben buradan. Kurban Bayramı'nda ailenin kurbanlarını sen mi kesiyorsun? Ben bugün şoklardayım. Ben bugün şoklayım kardeşim. Bektaş biraz kasap tipi yok mu? Normal şartlarda. Ama var ya, kasap tipi gerçekten abimde var. Hayır, normal şartlarda şu olur. Allah esirgesin. Hocam geçirin. Bak Metin'e Zeki Alasya Metin Akpınar filmini çok izlemiş. Normalde şu olurdu bu programda. Bu programda şu olurdu. Mahmut Hoca sakin giderdi. Bu adam tamam kim? Mı? Bektaş sinirlenirdi. Arkadaş bu nasıl program ya? Toparladık mı? Hocam bir de idman yurdunu bitirirken çünkü diğer tamam, konulara zaman bitiriyorum. Kalsın. Ufak bir notum, iki notum var ufacık. Yine devam ediyor. Gerçekten hücum anlamında, ileride çoğalma anlamında gerçekten kötüyüz arkadaşlar. Ya skordan belli değil mi kardeşim? Skordan belli ama golden de belli. Yani 1-0'lar, 2-1'ler. Hocam bu şundan kaynaklanıyor. Öndeki oynayan oyuncularının motorik özelliği hocam, zayıf. Hocam Çatalca maçı izlediniz mi? Evet. Evet. İleride çoğaldık mı? Yok. Çoğaldık. Hayır. Yok ya. Çoğaldık. Yok ya.
Umut'un kaçırdığı golleri görmedin mi? Ya gene de iyi değildi ya hocam. Neyse. Peki toparlasak şimdi, evet içeri... hocam bitiriyorum. Bitiriyorum. Mersin Mardun'un. Hücumsal anlamdaki o ileride çoğalma anlamında Edirne'de de bunu iliklerimize kadar hissettik. Kütahya maçında aynısını yaparsak elen adamı gelir burada bak bize acımaz. Biz dostuz. Dostlar acı söyler. Kütahya maçında hücumdaki çoğalma işlemini faturayı hocam. Faturayı keser. Ben ama bir şey söyleyeyim. Eğer hücumda çoğalırsa sen geçen hafta dedin ya. Edirne'ye üçlük yapacağız dedin ya. Dedim. Ben de bir iddia atayım. 1-0 oldu abi. Tamam. 1-0 oldu da hocam. Bak 1-0 oldu da. Bir şey söyleyeyim. Sen oradaki buradaki maçı izleyerekten bunu rahatlıkla söyledin. O hücumda çoğalmasının Umut'un kaçırdıkları vesaire. Onları yorumladın. Bunlar dedin orada yazarlar gelirler hocam, dedin. Ben neyi söyledim biliyor bak, musun? Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim. Bunu da bu dipnota geçsin. Eğer bu takım pazar günü burada oynanan maçta hücum ileriye yönelik hücumsal anlamda ileride çoğalma işlerini iyi sağlıklı yerine getirirse iddiamın arkasındayım. Biz bu Kütahya'ya üçlük yaparız. Ama bak dediğimi yaparlarsa korkmayacaksın. Dediğimi yapabilecek oyun gücü, futbolcu zenginliği var. Var tabii. Var. Ama yine böyle kısır paslar, ileride çoğalamama, hücumda ata geçememe, aynı bir Edirne maçı izleriz. Kuş taşa değer, kuş paşa değer bir gol olur ya da onlar bize atar ya da ortada biter beraberlikle ya da mağlubiyetle sonuçlanır. Ama hücumda çoğaldığı zaman vallahi bu Kütahya takımın üçlük yaparız hocam. 3-0 yeneriz. Ama bu dediklerimi yapacaksın. Yapmazsan elen adamı gelir burada puan ve puanlarını alır gider. Son bir şey daha var notum Mersin Mayut'un alakalı. Yine bugün haber geldi. Bitlis'te Tatlan'da yönetim kurulu başkanımız Sayın Metin Saltık, eniştesi Aydın Karaca vefat etti. Büyük bir ihtimalle bölgededir Metin Allah başkanı. Allah rahmet eylesin. Diyorum Mersin İdman Yurdu'nu kapatıyoruz. Sayfasını kapatıyoruz. Derin bir nefes al hocam. Kütahya Spor maçında da başarılar diliyoruz. Zaten taraftar tam bitirmedi ama. Taraftar şehirde harekete geçti. Buradan iki kelam da taraflara seslenmek istiyorum. Arkadaşlar küsmek yok. Bu takımın adı Mersin İdman Yurdu. Bırakın yönetimi falan. Takılmayın bir şeylere. Tribüne gelin takımınızı destekleyin. İnşallah bu stat bu hafta dolar. Var mı hocam yorum şey mesaj? İyi yayın dilekleri var. Erkan adı güzel. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederim. Annem iyi yayınlar dilemiş. Annen? Evet. Muhalle Aşut. İyi yayınlar dilemiş. Mehmet İrfan. İyi yayınlar dilemiş. Murat Yüzdemir. İyi yayınlar dilemiş. Tamam. Şu anlık bu kadar. Evet hocam. Nereye geçiyoruz hocam? Diğerlerine kaçtık. Evet. Mersin İdman Yurdu sayfasını kapatıyoruz ve bu hafta başlayan bölgesel amatör lige geçiyoruz. Bölgesel amatör ligde de 7. gruptaki maç sonuçlarını ve gelecek haftanın maçlarını Batuhan Aşut bizlere. Hocam bal ligi bende değil, bende sal var. Bektaş okuyacak Bektaş bize. Bey. Evet hocam şimdi bölgesel amatör lig maç sonuçlarını. Hemen vereyim hocam. Samandağ Gençler Birliği 1, Kilis Belediyespor 1, Adana Vefaspor ve Ceyhan Spor. Hocam notların arasında olsun onu konuşacağız. 14 grup 5 maç lisansla oynanmadı. Evet. Oynanmadı. Bunu konuşacağız hocam. Evet. Notlarını al hayatım. Bir daha söyler misin? 14 grup 5 maç oynanmadı. Bunlardan bir tanesi de bizim grupta yani bizim 7. grupta Adana Vefaspor Ceyhanspor karşılaşmasıydı. Bunları açacağız. Birazdan açacağız. Antakya Belediyespor 1 5 Temmuz İskenderunspor özür diliyorum. Antakya Belediyespor 0 5 Temmuz İskenderunspor 1, Silifke 2, Homurlu 1951 0, Adana Hadırlı Gücü 0, Adana 1954 Futbol Kulübü 1, Araban Belediye 4, Gaziantep Gücü 0. Hocam buraya bir soru işareti bırakayım, bu beni şaşırtan bir maçtı, onu konuşalım. Bahçe 0, senin geçen hafta dediğin gibi 4'lük 5'lik yapar dedin Anamur, dediğin çıktı. Anamur Belediye 5. Bu sonuçlara göre Anamur Belediyespor 5 farklı galibiyetinden dolayı lider konumda. Araban Belediye devam ediyor. Silifke ile aynı puanları var. 5 Temmuz İskenderun'un 3 puanı, Adana'nın 3 puanı, Kilis'in 3 puanı. Bunlar ilk 6. sırayı paylaşıyorlar. Birer puanlı Samandağ ve Adana ve Deva diye devam ediyor. Hocam
Şimdi, gelecek haftanın maçlarını söyleyeyim mi? Şöyle önce o maçlar üzerinden tek tek yürüyeceğiz. Tamam hocam. Onu okuyacağım maçları. Tamam hocam. Bahçespor, Anamur, Belediyespor'un 0-5. 0-5. Ne beklediğimiz sonuç. Sonuç. Anamur Belediyesi'nin segmentte bir takım değil. Harikasın hocam. Anamur'un segmentte takım değil. Bir şey söyleyeyim. Anamur'un segmenti kim? Bir şey söyleyeyim. Silipke ve Homurlu da bu takımı yenecek. Tabii yenecek. Yensin yani hocam. Anamur'un segmenti kim? Hocam burada Anamur'un segmenti ben Adana 1954 Futbol Kulübü. Ve Silipke. Ve Silipke ve İskenderun hocam. İskenderun. Ve İskenderun. Bir de Hadırlı gücünü de unutma. Hadırlı'yı... Yaz bir kenara. Hocam Hadırlı... Yaz bir kenara. Bu hafta zorlu bir rakiple iyi bir kadro kurdu 1954 Menderes Kutlu'nun talebeleri. İyi bir farklı bir skor bekliyordum yanlış anlamayın ama Hadırlı gerçekten dişe diş başa baş son ana kadar ciddi bir müsakaba sergilemiş. Yani ben bu program geçen haftadan bunları konuşuyor olsaydık bir üçlük yapar diyordum dememem lazımmış. Şimdi hocam maçlar oynandıkça takımları tanıyacağız. Homurlu Silifke maçında sana İzledim. Gelen haberler. İzledim. İzledin. İzledim. 90 dakika nasıl buldun izledim. İki takımı da? İkisi de hazır değil hocam. Hazır değil. İkisi de hazır değil. Homurlu ikinci ara Sedat hocam 3 değişiklik yaptı bir anda. Merak ettim tabi. Bunlardan bir tanesi de gol yollarında etkili olan, her maçta gol olan Osman'dı. Değişiklik olan. Hocam bir not yaz oraya sen gene. Sen notlarına güvenirim. İlker diye bir not yazar mısın hocam? Türkiye'de değil mi? Yok, Homurlu'da İlker diye var. Şimdi ben bu çocuğu 19 yaşında hocam. Hocam bir bakar mısınız o İlker'e? 19 yaşında merak ettim. Bal deneyimi yok. Süper amatör deneyimi yok. Burhan Spor'dan almışlar abi. Hocam, Allah Allah. Hocam, Burhan'dan almışlar, çocuk balda ikinci ara maça çıktı. Beğendim. Demek ki meziyet var. Hocam beğendim. Beğendim. Dolarsa, çalışılırsa, üstüne koyarsa, Allah etmesin sakatlanmazsa, üstüne koyarsa, hocam bu çocuğu takip edin. Hocam yazalım mı? Homurlu'dan İlker. Homurlu'dan İlker, yaş 19. Birinci amatördeki Burhan Spor'dan almış hocam hoca, kulüp başkanı. Tebrik ediyorum ben buradan Murat Dalgıç'ı. Ben burada kulüp başkanını tebrik ediyorum. Nokta haberi atış. Evet. Hocam bir de biliyorsun cüzi miktarlara hocam, gelen topçular bunlar hocam biliyorsun. İlhan hocam bir diyeceğiniz var mı? Anamur, Bahçeköy. Hocam güzel bir başlangıç. Sonuçta rakibin bu süreçten itibaren acınacak bir durum yok. Çıkacaksın. İşte 5-0 farklı bir Atacan skor. Atacan abi almışsın. Bravo hocam. Atacan beşlik yapıp sonuçta gelecek. Şu maçları ilerleyen sürede arayacağız. Bunun ikinci bravo. Yarısı var. O yüzden önemli maçlar. Homurlu Silifke. Baktığın zaman şöyle hocam. Homurlu Silifke ikisi de Mersin takımı. İlk maç onlar için aslında keşke karşılaşmasalardı diyecektim. Neden? Sonuçta bütün takımlar bizim. İkisi için yok be hocam. İlk haftalarda iyi oluyor. Sonra kritik haftalarda zor oluyor. Ya mutlaka ama işte Silifke'nin 2-0 galibiyeti var ve geçen senenin adamı, öbürü gençlik adamı. Evet, yokluklarla böyle kesinlikle, yani aslanlar gibi mücadele kesinlikle. Ettiler hocam. Silifke takımına bakıyorsun. Belediye takımı ve geçen senenin favori takımı. İnşallah bu sürecin gerisinde kalmazlar. Geçen sene çok iyi bir periyot yakalamışlardı. Bu sene de iyi bir başlangıç yaptılar. Homurlu takımını 2-0 yendiler. Bölgesel bizim grubu herhalde 2 hafta 3 hafta geçti sonra bunlar da yavaş yavaş olur. Kesinlikle. Daha kesinlikle. Tabii. Belki 1-2 maçta izleme ihtimalimiz olabilir. Olabilir. Aynen. Neden deriz? Şeye gidelim. Gelecek haftaki maçlara bakalım. Hemen hocam. Gelecek hafta Anamur kimle oynuyor? Adana 1954'le Adana'da. Yine hocam, Adana'da. Anamur. Anamur 1954'le Adana'ya gidiyor hocam. 1954'te kim oynuyor? Menderes Kutlu'nun takımı hocam. Anamur oynuyor. Evet. Anamur 2 hafta üst deplasmana mı? Evet, üst deplasmana gidiyor hocam. İşte zor bir hafta. İşte bak kritik hafta bu işte. Silifke Belediyespor haftanın maçı. Silifke Belediyespor bu hafta Anamur'u 5-0 yendiği Bahçe'ye gidiyor. Orada da fark olur maç. Diğerini de söyleyeyim hocama. Homurlu. Homurlu Adana Vefa'ya gidiyor hocam. Vefa'ya gidiyor. Adana Vefa. Üstte mi deplasman yapıyor Homurlu ya?
Yani gidiyor mu bilmiyorum hocam, onu bilmiyorum ama. Ya hocam yazar içinde karşı Telstas'a mı bakıyorsunuz? Hayır hayır. Doğru fikstür okuyor. Doğru fikstür okuyor hacı. Evet hocam, yanlış olmasın. TFF'nin fikstürü. Adana zaten deplasmanda oynamış, şimdi içinde evinde oynayacak hocam. Anamur'u aradım üst üste. Anamur'u aradım. Anamur işte deplasmanda oynayacak. Bak geçen sefer deplasmandı. Tamam gene deplasman. Tamam hocam. Bir daha deplasman. Homurlu deplasmanda oynamış. Deplasman bu hafta içeride oynayacak. İçeride oynayacak işte. Tam bu hafta Kalecili'yle maç. Tamam gideriz. Kimle oynuyor? Homurlu Adana Vefa ile oynuyor. Vefa buraya geliyor. Vefa geliyor tamam. Ben yanlış herhalde anladım. Homurlu Vefa ile. Vefa ne yapmış bu hafta? Ben işte oynamadı ya Ceyhan'la. İşte o 5 maçı. Oynanmayan maç. Oynanmayan maç. Acaba dur bakalım, Vefa mı çıkmadı sahaya? Ceyhan çıktı. Onu öğrendim, evet, çalıştım orada, tamam. Biliyorum çıkacağını. O zaman bu bölgesel amatör ligde ileriki haftalarda da daha iyi değerlendirir. Şunu söyleyebiliriz. İzleyelim bakalım bir Homurlu Vefa maçını. Ben ama bir yorum yapayım. Yap hocam. Ben yorum yapayım. Anamur Belediyespor 1954 Adana Kulübü bu takımın bu hafta erken şampiyonlar finali. Bana göre. Yani baktığın zaman yani, belki Anamur için sıkıntılı görünebilir ama ikinci yarıda da Adana Spor için sıkıntılı olacak. İkisi için de rahat olur. Şimdi biri, ikisinde üçer puanı var. O yense 6 yapar, o yense 6 yapar. Bir de 3'te kalır, hiç kaybeden bir şey yok. Hocam, ondan sonra şey dönecek, evine gelecek şey. Anamur evine gelecek. Hocam. O deplasmana gidecek. Hocam. Yani. Hocam geçen sene 5 puan var. Zamanın var mı bu Anamur'la alakalı? 5 puan geriden geldi şey, Adana FK Silifke'yi yakaladı. Ya o şimdi Silifke'de hayır demek istediğim şu, 3 puanlar önemli değil, 6 puanlar 3 puanlar. Hocam önemli değil ama geçen seneki fikstürle maç oynamayla bu dönemki kıyaslamıyorsun değil mi hocam? Geçen yok, sene Silifke, Anamur'la Anamur, Mersin'le Anamur takımları, bunlar yok mu hocam? Doğru mu? Limonata ligiydi, limonata. Baba be, geçen sene var ya, bir şey söyleyeyim mi sana? Geçen sene bu grupta şampiyon olmak çok basitti hocam, bakma öyle gözünün içine. Mersin takımları, Adana takımları oynadılar. Kıl payı kaçırdın. Yani kaçırmayacaksın abi. Şimdi gerçi şeye de yar olmadı. Üçüncülük. Evet, 1954 Adana Spor. 1954'de de yar olmadı hocam. Finalde gitti. Ben kimsenin konuşmadığı bir hocam, konuyu... Var mı bir şey? Var. Söyle. Şimdi hocam, Kilis, Hatay, Samandağ, hadi Adana'yı geçtik. Bahçeköy'de değil hocam. Bahçeköy ne biliyor musun? Yani kusura bakmasın, Bahçeköy'de de tüysüz yok mu? Tüysüz gibi da bir köy ha, haberin olsun. Biliyorum. Köy. Biliyorum, Osmaniye'nin bir ilçesi. Kendi yürekleri var, hani Homurlu gibi yani. Evet. Böyle yüreklerinde oynayan insanlar. Şimdi hocam burada bu fikstürde Bal Ligi için. Bal Ligi için Allah gerçekten bir takıma sabır versin. Kim? Kim baba? Anamur hocam. Abi bir işleri zor. Git bitmiyor. Kardeş bir ucu arabanda. Bir ucu hadi Adana'ya geçtim, bir ucu Osmaniye'de, bir ucu Samandağ'da. 200 buradan, 200'den 400. Ya hocam 500 kilometre var hocam bazen. 500 git, 500 gel. Hocam bak kilometre. Vallahi zor. Bir de hocam bak. Yani Kayseri, Ankara'ya gider. Hocam bir kere de değil. Bir iki defa Osmaniye yapacaklar. İki defa araban Antep tarafı yapacaklar. Abi ben burada 37-40 yaşındayım. Bir şu ASPK seçimlerinde anamı gördüm. Vallahi bak, bir asabe seçeneği baba. Gerçekten zor. Hocam, altımızda yani görgüsüzlük olmasın. Serhat Yıldırım'ın son model aracı. Türk Hava Yolları konforunda, rahatlığında, yolda muzumuzu yiyerek, çileğimizi yiyerek, lokmamızı yiyerek gidelimlerimize rağmen. Hocam eve geliyordum, bir iki defa gittim hocam o istemeye. Perişan. Batu. Hocam uçak yok mu? Anamur'a mı? Anamur da var hocam, değil mi? Hocam bugün enteresan şeyler oluyor. Hocam yok. Bir de Mersin'de havaalanı yok, Anamur'da havaalanı var mı diyor. Gazipaşa'da var hocam. Şey yok. 14 grupta 5 maçı konuşmayacağım hocam. Gazipaşa yakın mı? Yakın. Kaç kilometre? Yine var. Arkadaş çok enteresan bir yayın ya. Yok hocam. Yok, Gazipaşa'ya gitse orada uçak Adana'ya gitse. Hayatım ona da 100 kilometre ya. Peki. Hocam yok. Geçelim mi salak? 100 kilometre yok ya hocam. Yok mu? Yok ya, o kadar değil ya. Anamur'da bizi izleyenler yazsın abi. Evet hocam. Tarsus İtmayurdu. Hocam Tarsus'da galip. Aynen bizim Mersin İtmayurdu'nun yaşadığı hadiseyi yaşadı. Penaltı. Vurdu, gol oldu. Geldi 3 puan aldı. Hocam, Soma mıydı hocam? Soma mıydı? Soma. Hoca istifa çağırıyorlar.
Kimi? Hocayı. Şimdi, kimin hocasını? Geçen sene Serdar Bozkurt'u. He, geçen hafta. Geçen hafta gösterdim. Nasıl kazandı biliyor musun? Gösterdim de kazandı. Kim konuşuyordu? Ön libero konuşuyordu. Biz konuşuyorduk. Kim ama konuştu? Hocam orada karıştık ya. Hoca karıştık ya. Hocam yani şu anda galip gelmiş bir takım demek ki beklenenini veremiyor ama kötü başladı. Şu an iyi gidiyor. Tatsuz da çok şey çok beklentiler içeride kazandı hocam ya. Şimdi yani. geçen seneki beklentinin... Bir de genel kurul var değil mi Tarsus'ta? Evet evet. Geçen hafta Bektaş okudu o konuyla alakalı. Geçen senenin beklentinin gerisinde kalırsan gerisinde kadar yani oluyor işte, evet. Kaçınılmaz oluyor. Evet, kaçınılmaz oluyor. Tarsus'un merkezine başarılar dileriz. Peki. Evet geliyoruz bu hafta Süper Amatör Lig'e. Süper Amatör Lig'deki oynanan maçların sonuçlarını bize Batuhan Aşut aktarsın. Evet. Puan durumunu aktarsın. A ve B grubunu. Önce bu konuda zamanımızın çoğunu yavaş yavaş yani yarım saatimizi Süper Amatör Lig'e ayıracağız. Şimdi... Çünkü Süper Amatör Lig'de çok güzel gelişmeler var. Bir de özel haberim var benim. Özel haber. Lig'e çıkmayacak denilen dur. Çıkamaz diye. Girme. Girme. Bir saniye hocam. Ben geleyim. Ben tamamım. Oraya geleceğiz. Çıkamaz diyen 1925 İtman Yurdu bütün şartları zorlayarak bir ter idmanı yaparak 20 dakikalık ter idmanıyla Torosay Belediyespor karşısına çıktı. Bu 1900 İtman Yurdu'nun kuruluşu şöyleydi. İçel Spor Yenişehir din takımıydı bu. Serhat Yıldırım takımıydı. Oradan aldılar. 1925 İtman Yurdu yaptılar. İçer Spor, 1925 İtman Yurdu ve Meski Spor olarak hangisi amatörden bala çıkarsa şehri o temsil edecekti. Tabii İçer Spor çıktı. Mersin İtman oldu. Şehri temsil ediyor. 1925'te bu havayla kuruldu. Bundan 2 yıl önce öyle bir takımdı ki 25 tane yöneticisi vardı. Taraftar topluluğu vardı. Baronu vardı, her şey vardı. Çorba vardı, kuşbaşı vardı. Vardı, her şey vardı. Çerez vardı, meyve vardı, hepsi vardı. Şimdi dün maçına gittik. Maalesef kimseyi göremedik. Toplama bir takım. Kendine ödün veren 45 yaşındaki Erhan, başlarında Mesut Cömert tecrübeli bir hoca. İran'ın bak. Taylan forma giymişti ya. Taylan forma giydi. Golünü attı. Peki. İlhan kardeşiniz vardı. Başka bir İran. Karali. Yani toplama bir takım. Ben bu takım sahaya çıkarken dedim 7-8 tane yer. Ben öyle gittim sahaya izlemek için. Vallahi tebrik ederim. Kafa kafaya oynadılar. O genç Toroslara karşı 1-0 mağlup durumda birbiri yakaladı. Erken gelen bir gol, hatalı goldan dolayı 2-1 ve 3-1 bitti. Böyle bir hafta izledik. Bunu da geniş geniş Batuhan'la biz bunu çalıştık, beraberdik, baştaydı. Çok notlarımız var. En son buna bir 10 dakikamızı ayıracağız. Bunu geniş kapsamlı konuşacağız. Bektaş, İran kardeşim, özel Batuhan, haberlerimiz konuşacağız. Bunun içinde özel haberlerimiz de var. Önce A grubu, B grubu diyoruz. A grubunu okuyorum. Evet. Kuvay Milli'ye Cam Spor'a 4-0 yenildi. Orman Spor... Demeyelim onu, şöyle diyelim. Evinde 4-0 mağlup. Yani skor olarak peki diyelim. Orman Spor 1, Mezitli 33, 4. Evet. Karaca İlyas Veteranlar 3, Silifke İdman Yurdu 0. Bir dakika bu hocam... O maça soru işareti konuşacağız. Evet. Oraya soru işareti hazır. Bak, bazı şeyleri... Beklemediğim soru. Evet bak bravo yakaladı. Evet. Yolspor 1, Akdeniz Belediye 2, Toroslar Belediye 3, İdman Yurdu 1. Onu da sonuç edelim. Onu da koy. Peki. Şimdi bu A grubuydu. B'yi de söylesin hocam. A grubunun puan durumunu da vereyim. Ver. Hemen. Ver. Şimdi 6 puanlı 2 takım var. Camspor ve Mezitli 33. Aynı zamanda Akdeniz 33'ün de, Akdeniz Belediye'nin de 6 puanı var. Karaca İlyas, Toroslar, Silifke, İdman Yurdu. Üçer puanlı mı? Toroslar, Karaca İlyas 3'er puanlı, Silifke İdman, Silifke İdman Yurdu, Orman Spor 1'er puanda, geri kalan takımlarımsa puanı yok ne yazık onları ki. Onları da okuyalım ama. Kim o? Evet, kimler onlar? Puansızlar. İdman Yurdu 1925, Silifke İdman Yurdu, Karaca İlyas
veteranlar ama yok, o zaman puanı olur. Büyük ihtimalle bizim burada fikstürde bir hata var. Evet. Burada bir hata var. Evet, burada hata var. Evet hocam. Olup burada bir hata var. Geçiyorum evet. B grubuna geldim. B grubunda Erdemli Spor evinde Akdeniz Gücü'nü ağırladı. 2-3 Akdeniz Gücü deplasmanda. 3-2 kazandı deplasmanda. Erdemli Belediyespor kaç? 2. Akdeniz Gücü 3. Boynu İnceli 2. Tarsus Spor. Ona bir tane soru şartı koyuyoruz. Kime? Bu Erdemli Belediye maçına büyük soru şartı koysun. Belediye maçı. İşte buna koydu. Evet, o hayır, ona koymuyorsun. Erdemli Spor hocam bu. Yok, onu geç. Ona o dedi maçı ben biliyorum. Mut. Çukurova Birlik 1, Tarsus Gücü 0, Mut İdman Yurdu 1. Koy buna da söyle. Erdemli Belediye 1. Ona işaret koy. Erdemli Limonspor 1, Mersin 33 FK 2. Buna da koy. Evet. Puan grubuna gel. Hocam Akgünlülü'nün takımı iyi diyor ha hocam. 6 yaptı. Beklemediğim bir şey. Evet, puan grubuna gel. Hocam puan böyle durumu da yanlış olabilir. Bakayım. Yani aynı yerde de puan durumu yanlış olabilir. Boynu İnceli Spor 6, Mersin FK 6, Erdem Belediye 4, Erdem Limonspor 3, Tarsus Belediye 3, Çukurova Birlik 3, Akdeniz Gücü 3, doğru. Mut İdman Yurdu 2, Tarsus Spor 1, Kuvayi Milliye 0, Erdem Spor 0, Tarsus Gücü 0, doğru. Kuvayi Milliye ile başlayalım. 12 puan. Şimdi burada, A grubundan. A grubundan başlayalım. Kuvayi Milliye ile başlayalım. Değerli hocamla beraber maça gittik. Kuvayi Milliye 0, Cam 2. Cam Spor 4. 4 olmuş. Evet. Hocamla beraber gittik. Kuvayi Milliye 10 kişiydi. İlk yarı 10 kişiydi. Şey mi maç? Beğenmedik. Evet hocam, ne diyorsun? Boş maç ya. Sıra bakmasınlar hocam. Şimdi bir tarafta iyi hazırlanmış Cam Spor. Bir tarafta Kuvayi Milliye ismine yakışmayan bir skor. Demek ki baktığın zaman bir tarafta tecrübeli Celal Hoca, karşı tarafta tecrübesiz, ne olduğu belli olmayan bir kardeşimiz var. Bu konuda acımasız olacağım. Kuvayi Milliye bu tür insanlara teslim edilemez. İsmi çok büyük. O yüzden... Hocam biz maça gittik Batuhan'da. Niye sana sempati duyuyorlar Kuvayi Milliye'ye? Ben oradan yetiştim. Herkes inanılmaz selam söyledi. Ben oradan yetiştim hocam. Ben oradan çıktım. Kuvayi Milliye'den ismi çok büyük. Gerçekten ismi büyük hocam ya. Kuvayi Milliye yani. Yani o ruh çok önemli. O çok ayrı bir ruh hocam. O yüzden takım herkese teslim hocam, edilmez. Ben de çıktığım kulübümü çok seviyorum evet. Hocam. İsmi yani, gibi her zaman var. Kırmızı siyah değil mi hocam? Evet kırmızı siyah. Harika ya. Kırmızı siyah. Kuvayi Milliye bir marka ya. Kesinlikle. Ama inancı unutmuyorlar. Hocam oradan biz onu unutmayız, o da bizi unutmaz. Peki Karaca'yı da sayılmasın bize. Hocam. Sağ olsunlar hocam. Unutmasınlar da bir zahmet. Hocam sen de unutma ama ya. Kesinlikle. Şu maçı da yorumlar mısın kaptanım? Karaca İlyas 3, Silifke İdman Yurdu 0. Evet yani şöyle, burada da çok değerli bir kardeşimiz var. Mustafa Akı çok önemli bir oyuncu. Ufak bir sakatlığı vardı, ilk maçta oynamadı. İkinci maçta çıktı, sonradan oyuna alındı. Görevini yaptı, 2 tane gol attı kardeşimiz. Karaca İlyas'ı 3 puanla tanıştırdı. Şöyle baktığın zaman Silifke İdman Yurdu... Akşam da senin sahadaydı. Evet, kesinlikle. Zaman zaman geliyor kardeşim yanımıza. Sağ olsun bizi görmeye. Silifke İdman Yurdu genç bir ekip, dinamik bir ekip. Tabii bu skor baktığın zaman onlara yakışmadı ama Karaca İlyas da çok geçmişi olan bir kulübümüz. Başında Mehmet hocamız var, değerli Mehmet hocamız. Güzel bir skor. Onları tebrik ediyorum. Bekler sen ne diyorsun? Vallahi ben Karacillas fark yer diyordum ya. Yanıldım ya hocam, bakma öyle. Silifke İdman Yurdu yener diyordum. Yener diyordum. Ben Karacillas kötü oynuyor. Haftanın sürprizi mi bu? Bana göre sürpriz. Kötü oynuyor abi Karacillas. Hani bundan sonra toparlanır. Adı üzerine veteranlar. Yani bir tık bir... Veteran değil. Yani takım ismi o. Yani... Değil mi? Amatör takım. Hocam amatörde bir de şunu öğrendim ben hocam yıllardır program yapmaktan. Şimdi mesela olağanüstü durumlar oluyor. Misal, topçusu İlhan Umbak sakatlanmış, bilmiyorsun hafta abi. Cenazesi olmuş Allah etmesin. Ne bileyim Mahmut Hoca'nın karın ağrısı olmuş, maça gelmemiş ya da ne bileyim kırmızı görmüş. Şimdi bunların hepsini araştırmadan, takımda ne oluyor, ne bitiyor bilmeden geçen hafta izlediğimiz maçı bir sonraki hafta yorumladığımız zaman bu doneler elinde yoksa
Evet. Yavan kalıyorsun, anlatabildim mi hocam? Evet, evet aynen öyle. Ama aynen şimdi öyle. Süper Lig'de ve biz de 3. Lig'de takip ettiğimiz Mersin İdman Yurdu'nda ya da Tarsus İdman Yurdu'nda böyle şeyler çok rahat bir şekilde kulağımıza geliyor değil mi? Mesela Allah etmesin, İlhan Hoca sakatlanmış diyor. Aa, bu hafta İlhan yok, ne yaptık? O zaman o bölgede onun yerine şu oynayacak, orada bir sıkıntıdayız. Başımıza iş gelebilir diyorsun değil mi hocam? Hı. Yani ama amatör adı üstünde amatör. Amatörde maç saatine kadar neyin ne olacağını kestirmek, ne yapılacağını kestirmek gerçekten çok zor hocam. Bir bakıyorsun diyorsun ki mesela bu maçı yorumluyorsun. Oradan hemen hocası yorum yapıyor sana özelden. İşte şu 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 kişi hastaydı, maça gelemedi ya da sönüktü. Bilemiyorsun. Yani o haftanın harmonisini yapmadan, kritiğini yapmadan o iki takımın da oyuncu kadrosunu, teknik kadroyu ya da takımın içinde yaşananları bilmeden yapmış olduğumuz değerlendirmelerde şahsım adına konuşuyorum. Objektif bir sonuç çıkaramayabiliyoruz. Ben Karacaeliyaz takımının bu hafta galip gelmesini tebrik ediyorum. Ama bu program geçen hafta bugün bunu bana Batu sorsaydı deseydi ki sen yorumunu yap deseydi Karacaeliyaz'a geçtiğimiz haftalarda oynadığı futboldan dolayı bu takımın Silivri takımına galip geleceğini söyleyemezdi. Evet. İşte demek ki bir çıkış yakalayacak. Silivri takımı kötü günündeydi. Silivri'de ne var ne oldu bilmiyorum. Orada da yani orada ucu açık bir durum. O yüzden haftanın harmonisini yaparken cezalı, sakat, amatördeki amatör ruhu takip etmeden bu tarz maçları 3-4 hafta sonra daha evet, rahat analiz edeceğiz hocam. Görerek, izleyerek. Tabii, tabii daha rahat analiz mesela edeceğiz. Ben Camspor, iki tane maçı izledim Camspor'un. Kuvay Milliye Camspor, ilk maç Karacaeliyaz Batı ile beraber. Attı 17-2. Yani bir, ikisi de farklı bitti yani. Diğer maçlarda gibi imkanımız olmuyor çünkü bir maça adapte oluyoruz. Ben işte için. Bu hafta Silivke şey maçını izledim, evet. Omurlu maçını izledim. Size bir şey söyleyeyim. Diğer maça gelelim hocam. Gel bana. Özel haberim var. Özel? Özel. Mahmut Altunbakır'la beraber. Oo. Nedir hocam? Pazar günü ne geldi? Dikkatli dinleyin kardeşim. Gel bana. Bu adam kim? Vallahi bilmiyorum kardeş. Ama patron... Kim o adam ya? Saadet Partisi. Yok. Peki. 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 Hocam Temel abiye benziyor. Peki devam ediyorum. Hocam enteresan enteresan işe çıkarıyorsun. Bu adam kim? Kırmızıyla işaretli kardeşim. Hadi buyur. Yakın göstersin, yakın zoom yapsın abi. Gel bana. Zoom yap, zoomla onu. Kimmiş o adam ya? Bu adam kim kardeşim? Buradaki ilanım bak. Ya tanıdınız mı? Kim diye şey çok hoşuma gidiyor hocam ya. Buradaki ilanım bak. O tanıdım, yandık Mahmut. Şu kim? Mahmut Hoca. Bu kim kardeşim? Bu İtalya'dan gelen... Bununla bunun ne alakası var? Evet. Allah 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 Allah. Enteresan bir şey. Bu adam İtalyan hocam, kardeşim. Hocam açtıracak mı? Bu adam İtalyan kardeşim. Allah Allah. Gerçek mi diyorsun? Bu adam İtalyan. Aynı bize benziyor. Ne ismi ne hocam? Don Vito Cengizone. Ne? Don Vito Cengizone. Büyük forvet. Oo. Yönetici mi bu? Büyük Don Vito Cengizone. Nerede İtalyan neresi geliyor? Aynı bize benziyor. İtalya'nın Verona'dan geliyor. Verona'dan geliyor. Verona. Ne için? Verona. Özgür geliş. Bununla ne alakası için? Var? Bununla ne alakası var bu peki? Bu abi Temel abiye benziyor. Akrabı bu kim baba biliyor musun? Kim? Kim abi? Godfather filminin yönetmeni Francis Ford Coppola. Aa, bir dakika. Bağlantısı ne? Bağlantısı ne biliyor musun? Oo, müziğe bak. Ya bak abi. Teşekkür ederim reji. Bağlantısı hocam, ne? Şuraya takıldım. Bir ben. Film çekiliyor kardeşim. Yönetmeni bu. Thomas Dahl ya. Ah. Can bari. Yönetmeni bu. Yok hocam. Ben şeye takıldım. Şu arkadaşın ismi ne hocam? Don Vito Cengizone. Kırmızılı. Hocam bir yazar mısın ya? Don Vito Cengizone. Filmi bu çekiyor. Bu da baş hocam ben duyduğuma göre şöyle bir şey doğru mu yanlış mı? Bu 1905'e yönetici olmuş. Bak işte tam olarak onu anlatıyor. Don Vito Cengizone. Bak şimdi Don Vito Cengizone hocam geliyor. 3. evladım olursa adını Don Vito Cengizone koyuyor. Don Vito Cengizone Verona'dan kalkıyor bir çağrıya boyun eğiyor. Bu kimin çağrısı biliyor musun? Orada ne işte uğraşıyor? Mahmut Altunbakır'ın çağrısına. Mahmut Altunbakır pazar günü bir çağrı yaptı. Yapımcının esame listesini... pazar günü bir çağrı yaptı Mahmut Hoca. Tahmin ettim. Dedi ki
1925 Diriliş dizisi başlıyor kardeşim. Bu adam da kalktı. Zaten bir kişi başvurmuştu. O da Don Vito Corleone'ydi. Tamam mı? Başrole başvurdu. Ama yönetime girmiş hocam. Zaten bak burada seninle konuşurken. Evet. Sonra Don Vito Corleone dedi ki. Bir de tarif getirmiş. İşte. Bak burası. Şimdi. Ya, çok iyi ya. Hocam bir tarif getirmiş. Şimdi. Aklın, sen hayatta böyle bir şey yemedin. Anlat hocam. Don Vito Corleone. Ne tarifi hocam? Yemek bak, tarifi. Bak hocam. İtalya'da. Sen hayatta böyle bir şey İtalya'da, yemedin. İtalya'da. İtalya makarna getirir hocam. Şimdi Don Vito Corleone'nin baba tarafı Bitlis'ti. Tamam mı? Baba tarafı Bitlis. İtalya'da baba Verona'da canı çorba istiyor. Çorba istiyor. Mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Mercimek çorbası. Evet hocam. Gidiyor Verona'da. İtalya'da. Verona'da. Mercimek çorbası. Atatürk Mahallesi'nde Verona'da. Çorbası. Evet. Mercimek çorbası. Mercimek çorbası. İtalya Verona'da Atatürk Mahallesi hocam unutma. Mercimek çorbasını yerken diyor ki garson efendim diyor çok özel bir çorba var. Bunu diyor size versem ben diyor mercimek yok diyor. Bu diyor müdürün özel çorbası. İtalya'da oluyor değil mi bu iş? Müdürün özel çorbası tabii. Kim? Olayın kahramanı işaretledim. Don Vito Corleone. Müdür de yanında ama müdür de yanında. Şu anda müdürü haftaya vereceğim müdürü. Müdürü vereceğiz. Müdür de yanında beraber gidiyor. Müdür o orada yemeğe devam edeceğim. Yemek geliyor. Evet. Bildiğimiz anam babam usulü mercimek çorbası. Evet, evet. Bitlis çorbası. Bitlis usulü çünkü Don Vito Corleone'nin baba tarafı Bitlisli. Evet güzel. Şöyle kaşıkla alırken içinde kuşbaşı. Ne işi var çorbanın içinde? Bir dakika. Ve yemek direkt Mersin'e geliyor. Adı ne? Lokantanesini söyleyemem. Kuşbaşılı sonra çorbası. Hayır. Bu, müdürün çorbası. Müdürün çorbası. Allah Allah. Bu Adana yoluna giderken bir tesis var. İsmini veremeyeceğim. Seni götüreceğim o tesise. Yalnız çorba isterken şöyle istiyorsun bak hocam. Mercimekli çorba diyorsun. Evet. Kuşbaşı getiriyorsun 4 şiş. İçine çektiriyorsun hocam. bunu sen Don Vito Corleone'den mi öğrendin? Evet, bana tarif etti. Çünkü burada bir şeyler biz konuşuyorlar. Bakın, ilk defa biz getirdik bunu. Bakın, burada bir şeyler konuşuyor. Ben şöyle bir sahne, ben yakaladım bu sahneyi. Bakın. Abi şu güzele bakar benim. Mısın ya? Bakın şu da benim. Gözlere bak ya. Bakın, Don Vito Corleone. Dedim ki, hocam dedim, sen bununla nasıl anlaşıyorsun dedim ya. Bu adam İtalyan. Ama tercüman sensin. Tercümanım var dedi. Gel dedi tuttu kolumdan. Dedi ki gel dedi. Adam dedi yemek memek bir şeyler söylüyor dedi. Bundan 140 yıl önce dedesi İtalya'ya gitmiş. Bitlis'ten İtalya'ya gidiyor. Bitlis'e İtalya'ya gitmiş. İtalya'da... İtalyanların hepsi Bitlis'i mi? Yok. Biraz karma. Şimdi 1925'e Don Vito Corleone hayırlı olsun kardeşim. Bunun da dayısı oğluyla tanıştık. Tribünde. Evet. Kemal Göl'ü tanıyorsun. Aa, gözlemci. Evet. Kemal abi. Kemal abinin de dayısı oluyormuş. Evet. Don Vito Corleone. Evet. Şimdi oradan geldik ya. Yani. Dedem oradan gelmiş. Bitlis'e yerleşmiş. Şimdi değerli. Neydi İtalyan ne şehriydi? Verona. Verona'da Atatürk Mahallesi. Verona'da Atatürk Mahallesi'nde doğma büyüme. Vatanseverliği. İşte milliyetçiliği bu. Mahallesi'nde. Bak, milliyetçilik bu. Ya şimdi şu sahne. Ama şimdi, şu çorba işine gel hocam. Çorba işine. Şimdi çorba şöyle hocam. Don Vito Corleone. Türkiye'ye geldiği zaman bu çorbayı da istiyor bu adam. Müdür kardeşim. Görmüş sevmiş ama. Verona'da bu yediği çorbayı istiyor. Diyor ki bana diyor öyle bir yere beni götür ki diyor müdüre. Bana diyor çorba mercimek diyor. Mercimek istiyorum diyor. Gidiyorlar. Müdür çorbası işte oradan çıkıyor. Allah Allah. İşte oradan çıkıyor. Ama hocam bu çorbayı ne zaman içeceğiz biz? Müdür çorbası. Cengiz'e neydi? Don Vito Corleone. Ona söyledi bize. O ekibe verdi hocam bizi götürecek. Evet. Ekip halinde bizi götürecek. Burada içeceğiz hocam ekip halinde. Şimdi arada hocam öyle çorba içmeyeceksin. Burada müdür sistemi değişilmiş. Orada hazır kuşbaşı içine konuyor. Burada burada müdür çorba geliyor. Mercimek çorbası içine çektiriyor. Şimdi değerli tamam seyirci 4 şiş ama fazla değil. Ben değerli seyirciden saklayamayacağım. Bir de yağsız. Uf. Ya olmayacak hocam. Ben seyirciden saklayamam kardeşim. Yalan söylemeyi de sevmiyorum. Bu sahnede şu gördüğünüz benim bu çektiğim selfie'de. Şimdi ben aynı şimdi zamanda 1925'in oyuncuları bununla beslenecek. Ben şimdi aynı zamanda biliyorsunuz İlhan Umman'da
özel tercümanıyım. Bakacağız neyle beslenecekler. İlan Umman tercümanıyım hocam, ben. Neydi Cengiz'de? Don Vito Cengiz Oni. Öyle dedi. Yönetici değilmiş. Yönetici olmadı mı? Yönetici. Tamam. Öyle kadar. Şunu söyledi. Çok şunu konuşuyor. Söyledi. Mahmut Hoca dedi ki tantuni var dedi yersen. Don Vito Cengiz Oni dedi ki hayır baba müdürün çorbası. Müdürün çorbası. Peki şimdi çok kısa bir şey söylemek istiyorum. İdman Yurdu 1925. Hocam anlattı. Biz biraz dilimiz döndüğünce anlattık. İlan Hoca biraz dilimiz döndüğünce anlattı. 1925 20 dakika idman yaparak, bu arada idmanda tabii Don Vito Cengiz Oni yoktu. Henüz piyasada evet. Değildi. Çünkü hocam çağrıyı pazar günü. Bak ne yazıyor, okur musunuz lütfen? Okur musunuz alt tarafı? Eski milli futbolcu İlan Umman özel tercümanı. Kim? Ben işte oku. Okuyamıyor musun? Ha, Batuhan Işık. Evet. Ben geçen hafta özel tercüman oldum. Çok şimdi 1925'te 20 dakika bir idman yapıldı. 20 dakikalık idmanla çocuklar sahaya çıktılar. Sen oradaydın değil mi hocam? Beraberdik. Resimler ne oldu hocam? Beraberdik. Resimlerimizi paylaşmadım. Özür diliyorum. Niye? Çünkü bu özel haberi hocam, hazırlamakla şeyden, yapıyorum. Peki. Ezel'le. Bak ne zorluklara çıkıldı takım sahaya. Evet. Çok, açsın resimleri. Çok ciddi. Ya. Çok ciddi bir emek. Çok, hocam geçen senenin orada verildi. Gerçekten yani. 2 yıl önce bu takım işin. Bak hocam 25 tane yönetici, 25 tane topçu maça gidiyordu bu takım. Böyleydi bu takım, kaynaşmıştı. Şimdi baktım abi yani derler ya gemiyi en son kim terk eder? Kaptanla. Değil mi? Önce kim? Önce kim gider? Önce mi? He. Kim gider hocam? Mezarcılar. Mezarcı gider. En son bu gidecek. En son bu adam gidecek kardeşim. Don Vito Cengiz Oni. Seni burada söyleyeceğim hocam. Burati'yi sen anlıyorsun ya. Ben de uçacağım. Burati çok iyi bir kalecisin. Çok yetenekli bir kalecisin. Vallahi bizim Murat Yiğit değil mi? Şu Edirne'nin kalecisinden iyi bir kesin kolların yok. Murat çok iyi kalecisin. Önümüzdeki hafta kolları yok hocam. Ben artık Sal Ligi'ni kapatırken son küçücük bir şey söylemek istiyorum. Mehmet Talaş hocamı söyledim. Gelsin dedi, 10 gün çalışayım dedi. Tamam dedi, iş bitti. Küçücük bir bilgi verebilir miyim? Sal Ligi'ni kapatıyorum artık. Bendeki bilgi bitti. Bakın, görüntü de geldi. Bakın. Evet. Bu kim hocam şimdi bunlar? Şimdi ortada bulunan Mesut hocam. Evet. Çok tecrübeli bir adam. Evet. Şimdi sol taraftaki biraz sıkıntılı. Niye bak, sıkıntılı hocam? Hem kel. Hem gülüşe bakar mısın? Şu gülüşe bakar mısın? Ama maçın kahramanı diyor. Maçın kahramanı. Zaten tehlikeli. Erhan. Tehlikeli. Erhan. Yanda da ben. Erhan şimdi tabii. Ben şimdi Erhan abi şimdi Türkçe konuşabildiği için. Peki sen ne alakası şimdi orada? Ben Mesut hocam özel tercümanıyım. Abi sen bunun tercümanı mısın, onun tercümanısın? Peki onlar yabancı mı? O yabancı mı onlar? Yok, Mesut hoca Don Vito Corleone ile anlaşabilsin için. Don Vito Cengiz Oni ile anlaşabilmesi için. Teknik şeyden bu. Tamam. Kulüp sportif direktörü olduğu için evet. Hocayla hocam sen de ama her türlü sürprizi söylüyorsun. Don Vito Cengiz Oni'nin yani sportif direktörlüğe geldiğini söyledin. Takımın resmi yok hocam. Takımın resmi bende yok, sende var o görüntü. Peki ben önümüzdeki hafta içinde bir hocam buradan bir sürprizde bulunmak istiyorum. Ben Don Vito Cengiz Oni'yi ikna ettim kardeşim. Önümüzdeki hafta canlı yayında. Zaten bir tek İlhan Ummak anlayabilecek. İtalyancası var. Bir de ben anlayabiliyorum. Üçümüze bir özel bir röportajı var. Tamam, Don Vito, Cengiz Oni'nin. 1925'e de emeklerine sağlık diyorum. Çok ciddi 20 dakikalık bir idmanla sahaya çıktılar. Çok kötü değillerdi. Açık söyleyeyim mi? Mağlubiyet ben de bekliyordum. Hoca da yanımdaydı. İlan Ummak'la da beraberdik. İlan Hoca zaten benimle artık maç izlemek istemiyor. Biraz kafasını fazla şişiriyorum burada. Altta da bir KJ'ye girersen İlan Ummak'ın özel tercümanı olduğum da belli ortaya çıksın. Çünkü İlan Ummak'ı çalıyorlar benden. Anladın mı? Yani burada bir yazsın baba. İlan Ummak'ın evet teşekkür ediyorum. Özel tercümanı. Bu şekilde kalabiliriz. Resimleri verebilir misin? Evet Ezel'cim tek tek onları verirsen çok iyi olur. 1925 ile alakalı hocam, görüntüleri verebilirim. İlhan Hoca. Hocam çok saklı. İşte sana söylüyorum. Genel direktör olduğu için peki. Çok saklı tutuyor. Peki. Bir kişi daha var. Ben söyleyeyim.
kasaplara da su federasyonu var. O yok hocam, o yok, o yok hocam. Ezer Bey hazırsa resimlere verelim. Sizin basit. Sinirim bozuldu. Dünya batağına gider. Dombito Cengiz Ali. Gerçekten çok beyefendi bir abimiz. Çok. Hocam? Çok, çok, bir abimiz. Çok, çok değerli. Futbolu çok seviyor. Evet. Çok da bak, güzel bir insan bu yaşta. Haftada 3 gün bak, Mersin'e gelmiş, İtalya'dan Mersin'e gelmiş. Onun yaşındakiler bastonla geliyor. Halı sahada. Niye? Kimin halı sahasında? İran Ulmak. Niye biliyor musun? Sivas okullarının. Hayır. Futbol sahasında. Ondan değil. Niye? Neden? Neden? İran Ulmak'ın İtalyan pasaportu var. Aa bak gördüm. O da İtalyan vatandaşı. Çok evet. İyi anlaşıldı. Dombito Cengizhane evet. Beraber evet. Gideceksin. Evet. Ezel hazır mı görüntüler? Bir dakika içinde bizimle beraber olacak. Evet. Evet. Geldi biraz görüntüler. Biraz büyütebilirsek bunu. Bu 1925 İtmayordu'nun Bektaş kardeşim. 1925 İtmayordu'nun Toros'tan Koray'daki. Bunun yanına da veteranlar yazdı hocam bu sağ ol. Veteranlar da yazıyor ya. Bak Mesut Cömert orada. Bu tarafa kaydırırsak biraz. Görürüz arkadaşları. Taylan abime bakıyor. Şey o arkadaş ismi neydi? Dombito Cengizhane. Yok mu orada? Dombito Cengizhane burada görüntüde. Bu kaleye yok. Girmemiş. Yok orada. Girmedi. Yok, özel girmedi. Kalsın dedi. Kaleciniz var mıydı hocam? Geçelim. Evet. Bu müdür değil mi müdür? Yok. Müdür? Bu Şevket Varan o. Şevket abi o. Şevket Varan evet. Evet. İlk yönetimde ilk olan. Evet. Ben onu biliyorum yönetici. O sağdaki müdür değil mi müdür? Nerede müdür? Şu sağdaki müdür değil mi? Hayır değil. Müdür mü? Değil. Müdür o müdür işte. O, bak yüzü görmüyor. Haftaya onu vereceğiz. Evet değiştirelim. Açıklayacak mısın haftaya? Sen açıklayacaksın hocam bunu. Peki. Başka resim yok mu? Var hocam var. Ezel başka resim de varmış. Valla reji. Merak reji ettim tek ya. Başına. Bir de çocukcağız. Hocam ilk sonunu görür mü bu takım? Görürüz. Daha iyi olacak. Daha dur. Görürüz. Yarın. Bugün, hocam bugün 5 transfer var. Ya. Yönetim kurulu var. Bugün 5 transfer. Ruşen diye bir golcü aldılar. Gol makinesi. Daha fazla görüntü. Sen gol makinesi diyorsan. Daha fazla görüntü veremiyoruz bu arada. Sezonu golsüz tamamlaması da benim adımda bir şey değil. Aynen. Peki kapatırken bir şey söyleyeyim. Hocam. İlan önce dedi bana gol makinesi. Bak hocam. Eğer. Beni mahcup etme ha. Hocam 5 atı. Hocam bak. Verdi görüntü. Takım vardı sağda. Bak gence iki takım hocam. Büyütsene biraz Ezer. Gencecik iki takım mı? biraz yaklaşabilir misin? Böyle kay, beyazlar görürsün hocam. Beyazlar görürsün, gencecik dedi hocam. İlhan hocam, sen yapıyorsun. Harun abimi göbeğe basar. Niye? Vallahi bir gol attı, doksun çatala. Abi, İlhan abi ha, gölgesi şey diyorum, Taylan abi ha. Çatala attı gölgesi vallahi. Gölgesi ha hemşerim. 1-0'da 1-1 yakaladı. Hiç kaybetmemiş, çıktı, bırakıyor, kafayı indiriyor. Reji bir saniye bana gelir misin? Bir saniye bana gelir misin? Takımın her şeyi. Buradan dünya göz hastanesi. Başkanı, kaptanı, yöneticisi her şeyi kardeş. Taha Eskün, arkadaşım, dünya göz hastanesinin sahibi. Yanımda bulunan şanslardan bir tanesinin gözü bozuk. Görüntüye gelebilir misin? Gencecik takım diyor ya. Buradan Taha'ya sesleniyorum. Taha al bunu. Sen, lazer estetik operasyon mu? Benim, ne yapıyorsan yap. Sen benim, öyleyse senin gözlerin bozuk. Ben sana spor anlamda mesaj veriyorum biliyor musun? Şu maçın kamuoyunda, spor kamuoyunda kime sorarsan sor. Kağıt üzerinde çıkarken şu takımın 7-8 yiyeceğini biliyorlardı. 7-8. Evet. Ayıp etmiş o takım buna 7-8 anlatmamış. O gençler var ya. 7-8 adam. Maç 1-0 1-1 yakalıyorsun. Öyle bir gol yiyorsun ki. Evet çok talihsiz. Çok talihsiz bir gol. Top ağrıyla gidiyor. Hem de gol yedikten sonra 2 dakika içinde gol yiyorsun. Hemen cevap verdi sana. Çok talihsizdi. Evet Sergen'in attığı bir top vardı. Hocam Taylan'ın sen yanar mı diyorsun bu takım? Abi 5 transfer var bugün ya. Bir de gol makinesi var diyorsun. Bak kardeş. Yaz onu oraya. Gol makinesi. Gol makinesini Ruşen yazdı. Yaz oraya. Bak Ruşen diye yaz. Bak hocamın. Ruşen sezonu golsüz bitirecek. Bak yaz. Hocamın. Ağzını açtı hocam. Bak hocamın. Diğer resimler ne vardı? Hocamın olduğu yere altta imza atarım. Gözümü kapatıp imza atarım. Hocam orada varsa vardı bir şey vardı. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yeni yok. Başladım. Hocam ben neredeyim biliyor musunuz? İşin esprisini bırakalım. Var diğer resimler vardı. Ben neredeyim biliyor musun? Yani geçen sene finalde. Neredeydi? Finale kadar gelmiş bir takımdan bahsediyoruz. Şimdiki akıbetine bak hocam ya. Süper sen, amatörde. Bu şimdi kadro kurmayla alakalı problemler çekti. Bu batağına şut. Geçen ilk hafta hadi baydı. Nereden nereye geldi. Değil mi? Yani hadi. Hocam bence. Ezel verebiliyor muyuz? Yani üzücü bir durum Mersin futbolu için bu hocam. Nereden şimdi, nereye değil mi? Şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Koskoca Mersin idman yurdu. Koca Çınar şu durumda örnek. Evet. Şimdi. Süper amatörde bak, 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 hocam, bak. 1925 idman yurdu şimdi
bu duruma düşmüş normal. Hocam kaç normal. Yaşında? Kardeşimiz 38 yaşında. 38 yaşında. 20 yılı futbolda geçmiş profesyonel hayatı. Aa topçu hocam. Taylan şimdi, abi ya. Taylan baba şimdi ya. Şimdi sahada elinden gelen her şeyi yapmadı mı? Fazlasını yaptı. Fazlasını yaptı. Bir tane gol attı mı? Attı. Attı. İki tane yüzü kaçırdı mı? Kaçırdı. Evet. Niye? Güç yok. Değil mi hocam? Evet. Antrenmansızdı. Yani şimdi yani kaç dakika gençler kaç yaşında? 18. Peki 18, 19, 20 yaşında. Çok kritik bir soru sorabilir miyim? Geleceğim sana. Dur baktan. Sen korona, murona neydi o? Don Vito Cengizoğlu. Çıkar son des bu. Peki çıkar. Buyurun. Buyurun hocam. O, ha, o dursun burada. Buyurun hocam. Neydi o? Don Vito Cengizoğlu. Don Vito. Bize gelebilirsin reji. Diğer resimleri verelim. Önemli bir resim var orada kulübede. Kulübe benim için önemli. Peki ben ona bir soru sorabilir miyim? Şimdi sen bu Don Vito Cengizoğlu ile orada bir şeyler konuştun sen. Özel hocam bir müsaade eder misiniz dedim bana. Aldın gittin bu tarafa doğru. Ne konuştun? Peki bu ilan ne yapıyor orada? Hocam şimdi Don Vito Cengizoğlu. Ne konuştun orada sen ama? Hocam şunu söyledi. Bana dedin ki hocam müsaade et diyor bir şey konuşacağım diyor. Bir de patates şeyce konuşuyor İngilizce. İtalyanca mı? Nece konuştun sen? İtalyanca. İtalyanca anlamıyorum. Hocam ben. Bana şunu söyledi. De donde müdür? Yani müdür nerede? Müdür nerede? Dedi. Bak. De, bunların mısırları vermiyor. Şimdi konuşuyorsun değil mi? Donne müdür dedi. Orada niye bana söylemiyorsun bunları? Ben de gösterdim. İşte hoca. Ben ne dedi? Ben ne dedi tanıttın? No dedi. No müdür. Abi beni ne diye tanıttın sen ona? Ben önce seni müdür diye itelemeye düşündüm. Dedim ki bak müdür olur ya. Mu? Dedi ki no dedi. No. Ezel kulübeye no verebilir misin? No dedi. Ezel bir maç bitmeyecek mi? Bitmek üzere maç bitiyor. Evet. Peki bir şey soracağım. Kulübeyi ver. Bu takımın başında kim var? Mesut Cömert. Peki. Elinizi vicdanınıza koyun bana delikanlı gibi cevap. Aha! Evet. İşte geldi. Şimdi burası çok önemli. İran Hoca. Bektaş. Güzel kardeşim. Evet. Değerli kardeşim. Bütün spor sahalarına gidiyorsun. Ve kulübeleri görüyorsun. 1925 futbol kulübünün de geçen seneki yedek kulübelerini gördün değil mi? Şu kulübe nasıl bir kulübe? Kaç kişi var Bektaş? Bir yap bakın bir saniye bir yorum yapsın bakalım bir. Şimdi hocam aslında söyleyecek çok şey var. Efendiliğiyle, beyefendiliğiyle, duruşuyla, adamlığıyla Mersin'de Cömert ailesinin bir ferdi olan Mesut Cömert hocamdan bahsetmek istiyorum bir cümleyle. Şimdi Mesut Hoca açık yüreklilikle söyleyeyim. Şurada ağaca neyi anlaşıldı, ne yapıldı bilmiyorum. Paraya ihtiyacı olan bir adam değil. Ben size söyleyeyim. Ya Mersin... Bak ben size söyleyeyim. Paraya, Mesut Hoca... Ben sana bir şey söyleyeyim. Mersin şimdi bu adama saldırıyor. Kime? Niye saldıracak Mesut hocam? Mesut Cömert'e saldırıyor. Saldıracak bir şey yok hocam. Futbol bilgisi neymiş? Nerede oynamış? Oraya niye gelmiş? Niçin gelmiş? Neden gelmiş? Hocam Mersin'de bu tarz şeyler sadece Mesut Hoca için değil. Canlı yayındayız. Canlı yayında olduğumuz için meyve veren ağaç taşlanır. Başka şeyler söylerim. Şu kulübenin boşluğunu bir bana anlatır mısın? Şimdi para varken güç varken herkes yanında olur. Ama sekteye uğrarsan sahipsiz kalırsan işte böyle boş tribünlerde ya da boş soyunma. Peki burası dolar mı? Para gelirse dolar. Gelmezse? Dolmaz. Dolmaz. Böyle mi kalır? Böyle kalır. Peki. İş böyledir. Bu gelirse, gel bana. Bu gelirse. Bak, önemli. Bu yeni bir yönetim kurarsa. Bu gelirse ne olur? Ya hocam şimdi ben bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey arkadaşlar. 1925 İdman Yurdu'nun akıbetinin böyle olmaması gerektiğiydi. Evet. Ben yoruma bak. 5 tane... şey yapıldığını söylüyorsunuz. Ne derler onun adı? Kimin? Transfer sen yapıldığını mi söylüyorsunuz. Bu grupta bir takım mı düşüyor İlhan Hocam? Salda mı? Evet. Bir takım düşüyor değil mi? Salda evet. Evet. Yani bu kadroyla bile sizin anlattığınıza şimdi göre... Şimdi zorlarız. Hiç sıkıntı olmaz da idmansız bir takım ama tabii bunun içerisine transfer dahil Mesut olacak. Mesut Cömert etkisi olur. Şimdi
İki tane. Bir şey diyeceğim. Bu bir şey diyemiyorum. 1925'in bazen susmak evet, gerekiyor. Grubunu bulsana bir. 1925'in grubu A grubu. Tamam. Sağda tamam. Yapılan transferlerdir. Evet. Bakacağız. Okuyayım mı 1925'in grubunu? 1925'in grubunu. Cam spor. Evet. Mezitli 33. Mezitli 33. Cam dur. Cam Mezitli 33. Dur yapmam Akdeniz lazım. Belediye. Akdeniz Belediye. Akdeniz. Karaca İlyas. Tamam onu yazmadım. Toroslar Belediye. Yok onu da yazmadım. Silifke İdman Yurdu. Onu da yazmadım. Orman Spor. Yok yazmadım. Silifke İdman Yurdu. Yok onu söyledin. Tamam bu kadar. Yok. Kuvay Milliye. Bir de Kuvay Milliye var, bir de Yol Spor var. Bir de Yol Spor var. Şimdi yazdım. Dört tane takımlardan bir tanesi şampiyon olacak. Bunlardan bir tanesi. Kim? Cam, ikincisi Mezitli 33. Tamam. Üçüncüsü Silifke ve Akdeniz. Diğerlerinden şampiyon olmaz. Peki. Kuvay Milliye'nin şansı yok mu? Yok abi şansı var. Şu futbolla bu şampiyon olmaz. Şimdi bu liglerin takımı olan Cam Spor Realitesi var. Doğru mu? Evet. Çok da iyi oynamıyorlar ha. Celal Hoca izledin takımı. Takım bakım değil ha. Takım kötü. Rakiplerin kötü. Biz bizeyiz. Takım iyi değil. Mezitli 33 bana göre bu dönemin flash takımı. Geçen dönem çok iyi diri durdu. Bu dönemde iyi durdu. Akdeniz ve Toroslar takımı genç kadrolarla fazla para harcamadan elindeki kadrolarla devam ediyor. Burada hocam sürpriz yapayım. Umarım beni yanıltmaz. Bu grupta Cam ve Mezitli 33'ün arasında bir kıyasıya bir sezon olacak kanaatindeyim. Evet. Bilmiyorum. Öbür grubu istersen hocam öbür grubu da değerlendiririz. B grubunu mu? İsterseniz. Binan Hoca sen ne diyorsun bu gruba? Vallahi ben şu an sessiz kalıyorum hocam. Arkadaşlar son 3 dakikamız. Tamam. Peki. Diğer grubu da istersen değerlendiririz hocam. Takımı koku. Boynu İnceli. Yörük Spor abi. Boynu İnceli değil. Yörük Spor tamam. Mersin 33. Şey yapmamışlar. Tamam ben Yörük Spor. Mersin 33. Mersin 33. FK. Hocam ne oluyor orada? 6. Ya ne oluyor orada? Erdemli'de kimi yendi o? Limon'u yendi. Evet. Limon iyi takım hocam. Limon'un suyunu sıktı valla. Sıktı hocam. Erdemli Belediye. Erdemli Limon. Tarsus Belediye. Çukurova Birlik. Gruba bak ya. Akdeniz Gücü. Mut İdman Yurdu. Abi. Ekipman var ha. Tarsus Spor. Olsun. Kuvay Milliye. Erdemli Spor. Tarsus Gücü. Tarsus Gücü, Erdemli Spor. Bunları sil. Tamam. Şampiyon olamayacak bunlar. Bir tanesi de ligden düşecek. Kim? Ha, bilmiyorum. Dur bakalım. Erdemli Spor gider. Öyle gözüküyor. Şimdi başında işi bilen Kamil'in de olduğu, Kamil Boran müdürümüzün de olduğu Erdemli Yörük Spor daha değişmemiş adıyla Boynu İnceli iyi gidiyor hocam. Vallahi buradan ben Erdemli'den bir takım çıkar diyorum. Ya Yörük çıkar ya Belediye çıkar bir de Meski araya sıkışır diyorum. Şimdi Meski'de ben bir yarın bir telefon Mersin sıra... FK, Meski değil ya. Mersin FK, yarın... Değil mi? Mersin FK. Mersin FK, Meski nereden? Mersin'in... burada bu hafta Limon beni şaşırttı. Limon beni şaşırttı. Limon çok şişirdiler ya. Hocam iyi transferler yaptı. İyi yaptı ama böyle yani Limon bunu yaptı, bilmiyorum. Abi işte olmuyor bunlar. Bak mesela 1925 diyoruz, örnek veriyoruz. Çıktı gençlerin karşısında. O da 3 tane yedi, Limon da 3 tane yedi. Doğru değil mi? Hocam şimdi 1925 sizin şu gördüğün kadro teri yok, antrenman yok. Ya ben aradım. 3 sene 4 tane top geri attı ya. Ben aradım, Şevket Başkan ASPK'deydi. Ne yapıyorsun dedim. Lisans yapıyorum dedi. Sabah ne maç var ya? Hocam sabah maç var ya. Lisans yapıyor. Sabah maç var. İdman yok, antrenman. Hocam bak. Mesut Cömert ne yapsın, Taylan Hoca ne yapsın, İlhan Hoca ne yapsın? Hocam futbol 90 dakika. Peki Mesut Cömert etkisi olur mu? Bence olur. Mutlaka olacaktır. Yıllar tecrübesi, idman yönü. Ne zaman göreceğiz? Bir hocamız nasıl nazar ne zaman göreceğiz Mesut yani Cömert etkisini? İdmandalar. Sen İşte 15 transfer hocam. Hani hocamın bir lafı var ya, neydi hocam senin o Mahmut Tuncer'in şarkısı? Sen söylerdin hacı. Şey, helva varsa helva yapsana. İlmik var mı? Tava var mı? Yağ var mı? Ne duruyorsun? Getirir adamı sınarsan. Şeker yapsın. Ondan da isteme şansın vardır. Getirir.
sana her türlü hocam bir şey, mesaj son yapar. Bir dakika mesaj oku var gelene. Bektaş'ı okuyabilir misin? Son kapanıp şey yapacağız. Yorumları mı? Evet. Serhat Gelin tercüman baba Aşut'u anlamakta zorluk çekiyoruz demiş. Herkes anlayamaz. Bir kardeşimiz merhabalar yazmış. Boynu İnceli yeni adıyla Erdemli Yörük Spor Başkanımız Sayın Hüseyin Yıldız takip ediyormuş. Bizim Masar Atalay abimiz büyüğümüz selamlar yani. Göndermiş. Böyle bir yorumlar var hocam. Evet. En önemlisi de Volkan Tosak gene iyi yayınlar dilemiş. Selam teşekkür olsun. Ederiz. Teşekkür ediyoruz. Bütün Volkan mesaj abi. Gönderenleri tek tek okuyamıyoruz. Zamanla kaçırabiliyoruz. Peki elindeki ne hocam? Hocam? Bir şey gösteriyorsun bunu elinde. Sonra göstereceğim. Şimdi zaman yok. Enteresan bir şeyler alıp geliyorsun yayına. Şimdi, ben anlamadım. Bektaş'cığım son bir dakikamız. Skor olacağım. Evet. Mersin İdman Yurdu Kütahya Spor. Hocam bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Az önce programın ortalarında da söyledim. Eğer ya bu hafta beni yanıltın ya. Hücum yollarında çoğalırsa hiçbiriniz bana inanmıyorsunuz şu anda. Bu takımı Kütahya'ya üçlük yapacağız, göndereceğiz. Üç dedi. Bak üçlük yapıp göndereceğiz. Üçlük. Kimse tamam. Herkes şaşıracak. Bak, ama kardeş işte o hücum yolları bir açılış maçı olacak ha, inan abi. Bak bana inan. Bu maç olacak. Batuhan Aşut. 1-1. 1-1. Hadi oradan. 1-1. Hocam 1-1 dedi. Diyebilir hocam. Saygı duyuyorum. Evet. Gelen takımlar bize kapanıyor. Ama bizde kilit oyuncular var. İşi çözecek oyuncular var. O yüzden 2-0 diyorum hocam. Biz yeneriz. Ben de hocaya rağmen 2-0 diyorum. Harikasınız. Hocaya rağmen. Bugün ağzımızdan bal damlıyor. Futbolculara güvenelim. Beraberlik verdik. Futbolculara güvenelim. Bir beraberliği ben verdim değil mi? Sen verdin hocam. Çok absürt yorumlarım var. Evet hocam. Var mı diyeceğiz? Hocam Kütahya karşılaşmasında başarılar dileyeceğiz. Ben bu hafta üstüne fazla vurgulamadım. Üzülüyorum onun. Senin vurgulaman lazım moderatör olarak. Senin içine karışmak istemiyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Hocam senin demen daha vurguluyor oluyor. Söyle hocam. Gerçekten senin demen daha vurguluyor. Yok sen diyorsun. Aramızda fark yok. Yok senin demen benden daha... Hocam o zaman beraber söyleyelim. Yok sen söyle. Hocam şu tarafları çek şuraya ya. Tamam ben hocam şu kenti, çekeyim. Hocam şu kentte yedi şu sahaya ya. Tamam. O son cümle onu bir şey önemli hocam bak o baskıyı gören Kütahya tamam. El ayağı tutuyor hocam öyle demeyin tamam ya. Hocam onu ben gireyim. Gerçekten bak önemli. Batuhan son cümle. En büyük eksik. Çok büyük eksik hocam. 5 taraftarı, bin kişi Mersin'e yakışmıyor ya. Selam gönderin varsa selam gönder. Taraftarı stada bekliyoruz. Tüm aileme buradan Şeyma'ya da teşekkür ediyorum. Niye teşekkür ediyorsun? Hocam giydiriyor gönderiyor kız. Sen izlemiyor musun? Her şey. Aa, her daim izler. Mesaj yazıyor mu sana? Yazar. Dönem dönem yazıyor. Vallahi o kağıtlarla oynama adam akıllı çıkmıyorsun diyor. Onu söylemiş bir. Bırak kağıtları demiş. Gözlerini ne yapıyorum? Senin de manevi kızın. Gözlerini. Elan hocam. Bugün çok güldü hocam sen. Allah güldürsün. Allah güldürsün hocam. Allah en çok şeye güldürsün. Neydi o ismi? Don Vito Cengizhane. Cengizhan bu yayını izlesin. Dün biraz kızdık ama bugün onun adını atıyorum. Cengizhan bu yayını izlesin. Hocam, var mı diyeceğim bütün hocam? Takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olur. Başarılar daim olsun. Evet, bir ön libero spor programında sonuna geldik. Programı şöyle kapatacağız. Bektaş kardeşimin dediği gibi de sezon başında bunları söylemiştim ben. 6. haftadayız hocam. Artık ne istediniz de vermedik. Hesabından gidelim. Yönetim olarak. Dediler ki ne istediniz de vermedik. Takım dediniz kurduk. Mersin İdman dedik verdik. Otobüs dedik verdik. Kapıları açtık. Yani iki tane formayı yöneticiye götürdük diye. Küsülmez ki kardeşim. Bir de bunun hesabını orada yönetime çağırırsın. Anlatır sana, izah eder. Ama gelesin o tribünü doldurursun. Senin görevin. Sadece taraftar şeytanlar grubu için seslenmiyor. Değil genel konuşuyor. Kentin hepsi gelsin hepsi hocam gelsin ya. Dolsun mu gelsin ya. Dolsun hocam. İzlemem olsun ya statta. Şimdi diyelim ki örneğin. Türkiye, ya lider ha bu takım yani. Türkiye Kupası maçı var. Var. Kura çekildi. Galatasaray çıktı ilk başta Mersin'de. Opo! Oturacak yer bulamazsın. Hocam. Olayın güzelliğine baksana. Ne olurdu? Geçen sene hatırlıyor musun hocam? Tarsus, olayın kötü yanından bak. Fenerbahçe mi eşleşmişti hocam? Olayın kötü yanından bak. Takımımız yok.
Şu an kimi çağıracak? Kimi davet edeceksin? Kimi arardı hocam? Peki Metin Saltık'ın telefonu kaç kere çalardı? Kaç kere çalardı? Bravo. Metin Saltık'ın telefonu? Öldüm telefonu. Hala abi kom işte loca moca ora bura. Artık telefonu da kapattılar değil mi? Ya bu da böyle olsun. Arayın hocam, abi gelin. Rakipleri de saymadın. Bak mesela Kasımpaşa ile Yeni Mersin Merdo oynarken Nazilli ile Arnavutköy oynayacak mesela Ziraat Kupası 3. tur eleme maçlarını. Vallahi Gençler Birliği ile Anadolu oynayacak mesela. Bomba Kastamonu'ya burada. Anadolu'yla mı oynayacak hocam? Bulvar Spor oynayacak. Helal yani olsun Kastamonu. Şimdi Kastamonu'ya konuşacak millet. Bir program daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizde kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.